Altın podcast'i 24. bölüm Dostlarla güzel bir yılbaşı programı Hoş geldin Nazlı siz de hoş geldiniz. Biz hoş, hoş geldik. Zaten. Asıl siz hoş geldiniz. Kendi ofisimize hoş geldik ya. Evet öyle hissediyor musunuz gerçekten? <laughs> ya ben çok kolay misafirlik kafasına girebiliyorum. Yani bana şey derlerse <laughs> sen bugün bizim misafirimiz derlerse. Seni senin evinde misafir edeceğiz derlerse bile misafirliğe gidecekmiş gibi uyanırsın değil mi kendi evinde? Eşim annem bizde kalıyor evet. bir haftalığına falan. Ben hemen evi annemin evi olarak kodladım kafamda zaten annem de çok hazırmış şeye üzümün kabuğunu soydum yavruma şu an işte iki buçuk yaşındaki çocukla rekabet ediyorum hizmet alabilmek için onu bir şekilde ben daha çok seveyim. benimle daha çok ilgilenirsin diye kuyruğa giriyor musunuz evde kuyruğa giriyoruz <laughs> herhangi bir kuyruk oluştu mu evde kaka hizmet. kuyruğu oluyor hmm. çorba kuyruğu oluyor çok güzel e bedava olunca tabii. oluyor oluyor ben de çok yakın Hı -hı. zamanda bir misafirlikte, kendi evimde misafirlikten geliyorum. Dün döndüm Eskişehir'den. Nazlı'cığım sana biraz anlatayım. <laughs> ben de şey fark ettim. İnsan en güzel kendi evinde misafir oluyor. Bir şekilde. Yani ya önceden yaşamış olduğu ya şu anda yaşıyor olduğu. Ama e, bir de şeyi anladım. İnsan en güzel de kendi evinde osuruyor. Yani çok rahat <laughs> o kadar bilab eder o kadar fütursuzca rahattım ki e... Ama ev dediğin mesela şu an e, senin tek başına yaşadığın ev mi daha çok ev annenler Eskişehir'deki annenlerin ev mi daha çok ev yani nerede daha böyle Benim eşofmanım e... ve üstte giyecek tişört, yatmalık tişörtümün olduğu her yer evdir Vatandaş. Ve bilemeyeceğim <laughs> birçok evim var benim Erman'cığım. Aile evinde biraz daha salıyorsun. Tabii evlerde. ki. Aile evinde salıyorsun. Şeyi... Çok doğru bir... Salıyorsun deyince ee... yine boşaltımla ilgili şeyler geldi. Her türlü geldi. eve salınıyor. Bir de şeyi de fark ettim. Ee, Müge Anlı Zeki... çok açıktı evde. Aha. Müge Anlı'yı da özlemişim. Yani annem babamı özledim kadar onu da iz... çok fazla izleyemiyorum kendi evimde İstanbul'un hayhuyu içinde. Onu da gördüğümde bir hoşuma gitti. Koltukları değişmiş. <laughs> Bayağı böyle şey yaşlanmış. Üzüldüm mesela. Avukat var ya Müge Anı'daki. Biraz böyle kulaklar falan büyümüş. İşte yaşlılık lekeleri çökmüş falan filan. Yani birçok kişi görüp gelmiş oldum. <laughs> Öyle oldu. <laughs> Akrabamız olduğunu bilmeyen çok akrabalar var ya. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Hmm. ...gofretlerimizi bulgarların yemesi üzerine. Şunu bir sorayım ya sana. Hangi yaşına dönmek isterdin şu an dönsen? Hmm. Yani ben geçmişle ilgili çok fazla... ...ahlar vahlar keşkeler ya da ya bu da çok güzeldi... ...diyen bir insanım. Hmm. Değilim diyeceksiniz. De Değilim diyeceğim sandınız ama öyleyim. Fakat ben kesinlikle 60 yaşımı Gitmek istiyorum yani ben şu anda dönmediğim dönemeyeceğim sadece ileride görüp ona merhaba diyebileceğim yaşımda olmak istediğimi fark ediyorum 60 iyi kesinlikle her şeyden biraz böyle almış güzel bir karışık kuruyemişe dönmüş olduğum bir yaş gibi olacak diye düşünüyorum 60'ı Ayarlı yani tuzlusu tatlısı çiğ bademi fıstığı. Çok iyi bir. Çok ya. güzel olacağım. Çok güzel bir kuruyemiş olacağımı düşünüyorum. <laughs> 60 yaşında ve Erman'ın bana çok fazla lanse etmesinden dolayı sanırım Bulgaristan'da olmak istiyorum. Mükemmel. Bulgaristan konusunda bugün podcast'ten önce bir mutabakat sağlandı, sağlandı. galiba Benim kafamda köyü... aslında şey de vardı. Belgrad da vardı. Sırbistan ee. da olabilir. Çünkü oradaki 60 yaşındaki insanları görme fırsatım olmuştu bundan 1-2 yıl önce. Çok güzel Yaşıyorlar gibi geldi Yani sanki onları Hiç şey vurmamış Bill Gates vurmamış bir yerinden Saddam vurmamış Yani en son şeyle Ne derler Yugoslavya'nın dağılmasından Sonra bir dağılma yaşanmış Kendi hayatlarında çok güzel Deri montlarıyla her gün Kaymaklı köfte yiyip bira içebiliyorlardı Benim sanırım Gidebileceğim hangi yaş olursa olsun Köfte ve bira Olmalı o yaşta ben biraz öyle bir projeksiyonla bulunmak istedim. Bir de Türkleri seviyorum diyebileceğim bir şeydi. Ama dışarıdan gelen evet. Türkler. Evet. <laughs> yani benim bulunduğum yerde bulunmasınlar. Kesinlikle. Arada gelsinler. Ben Türkleri çok severim. Ben evet. zaten kendim de Türküm de. Onları mutlu et gönder. Kesinlikle. Oğlum rüya gibi bir gelecek projeksiyonuymuş. Biraz benim böyle Nazlı. Güzel bir denklem kurulabilir Bulgaristanlarımızda. Yani onlar gelsinler alışveriş yapsınlar. Biz de orada emekliye ayrılalım. Herkes de buna okey olsun. Yani zaten onlar başladı bayağı bir <laughs> şey yapıyorlar. İşte bir sanırım. karşılığı olsun. Gofretlerimizin maalesef bizim gofretlerimizi şu an Bulgarlar yiyor. Yani ben, Biz Edine, onların ben gofretini ben hem de bir yerine 3 yiyorlar. Ben onların gofretini yedim gerçekten <laughs> kaliteli gofretler yapıyorlar ve çok büyük gofretler yapıyorlar. Normalde hani böyle markette görünce irkilician boyutlarda gofretler yapıyorlar ve gofret konusunda gerçekten tutkulular, sev, seviyorlar. Ama şu an onların mesela o tutkusunu bildiğim için şu an nasıl bir hırsla nasıl bir ihtirasla saldırdıklarını biliyorum Edirne'deki mikrosa. Yani kirli duygularla yani, yani o normal bir gofret yemek değil o yani. Yarınlarını düşünmüyorlar. Belki yarınlarını düşünmüyorlar. Evet, <laughs> yarınlarını düşünmedikleri için şu andaki Doğru. tüketim hırsları nedeniyle belki 5-10 yıla biz oraya güzel diyetisyenler diyabet uzmanları da ihraç etmeye başlayacağız. Yani biz şu an Bulgaristan'ı şişmanlatıyoruz. Evet. Durduk yere o güzelim atletik sporcu millet Gofi'nin peşine düştü senin dediğin gibi. <laughs> ne zaman sporcularda atletiklerdi? Evet ya sen ne, 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 ne Bulgaristan abi? nerede Bulgaristan canım? demek, spor demek ya. Ne? Olimp bakın o, ya. olimpiyatçıları bile onların kilolu ya. <laughs> abi kilolu. Fazlaları var kilolu demek yağlı demek değil ki sen <laughs> Kas alıyorsun. Bulgaristan kas almasıyla ünlüdür. Bulgaristan'ın Kı... ka kasları da yağlıdır ben. Gitti bulundum ya defalarca ben kış tatillerimi orada geçirdim benim. Be benim e, Bulgaristan'daki Bulgaristan'daki kar tatilindeki kayak hocam olimpiyat gümüşçüsüydü. Vay be. Ve çok kiloluydu. Ama bir şey söyleyeyim. Yani Bulgaristan'ın <laughs> kışları tatlıdır. Kasları yağlıdır dedin evet. ama bunun bir şeyi olması lazım sonuçta. Bizden alınanların bir yerde bir ödeşmemiz gerekiyor ya. Yani. Ya şöyle diyebilirim. E, alıştıkları yani gofreti ben biliyorum diye iddia ediyorlar. Gofret konusunda iddialıyız diyorlar. Ama bizim gofretimize alışık olmayabilirler. Bizim gofretimiz yani e, şey gibidir. Mastika'yı bizde de mastika var. Ben, ben rakı içerim bir şey olmaz deyip taksiye yükleniyorlar ya. Bagaja koyuyorsun gönderiyorsun. Evet. Gofret konusunda da öyle bir ma mahuf olabilirler birkaç seneye. Ah bilemedim diyabet oldum diye bize gelebilirler biz de biz ne yapalım diyebiliriz. Yani bir iki üç sene... Sizde yok mu devlet hastanesi git Git konuş Bulgar gazetelerinde bizi Türk gofreti yaktı gibi başlıklar <laughs> görebileceksek. Turki gofreto <gülüyor> diye. <gülüyor> Peki sen bu kadar akranlı şimdi yurt dışına göçerken neden emekliliğinle ilgili bir yurt dışı hayali kuruyorsun? Valla emekliğimle ilgili değil. Ben sana sadece 60 yaşında oradayım dedim. Belki yarın gidiyorum. <laughs> yani hani bu şey gibi değil. 60 yaşımda ben tasımı taramı topluyorum. Ben de buranın iyi gofretlerinden biriyim. Beni de alın. Hani insanın gofret olası geliyor demek değil bu. Tabii. Ben sadece şey gibi hani hangi yaş ve ne var gibi bir e, fotoğraf çektim Güzel. senin sorunla. Yarın Ozan'ı bir arıyorsun. Bulgaristan'da hala şey devam ediyor işte aradığında şarkı çaldırma Arsa bakıyor. teknolojisi devam ediyor. O zaman telefonu şey diye çalıyor. Ne 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 mana kukukule ta ta diye. Her şeyle sahiplenmiş. <laughs> taka taka taka, taka evet. diye güzel. Coşku duyuyor. Ve böyle belki hani şu an o teknoloji geldi mi? Biri aradığında video oynayabiliyor mu ekranda? Öyle bir şey gelmedi değil mi? Yok fotoğraf çıkması var. Yani şöyle var güzel bir Bulgar dağından Aşağı kayarken köfte yiyerek ah. kaymak istiyorum. <laughs> Naylonla kaymak istiyorum. Eski old school koku, koku, leta, e, melleta, kış şey sporlarından. Son da bir şarkı olsun istiyorum. <laughs> Güzel. Güzel bir yere götürdün bizi evet. o zaman. Teşekkür ederim. Evet. Bir de ederim. böyle biraz hafif, hafif böyle e, ne derler. Dediğim gibi kaslı yağlı bir hanfendi de yanımda hmm. olursa bakarız. Bilmiyorum Keşke yani. Keşke likörler, likörlere, brandiler, brandilere karışır, karışır. belki. Keşke Biraz Türkçe de biliyorlar. Bir rahatlık var. Tabii ki. Komşu demeyi biliyorlar. Peki. daha da güzel bir şey olamaz zaten yani. Ben komşu, ben ben müstakbel e, şeyimi, flörtümün bana komşu demesini çok isterim <gülüyor> yani. <laughs> <laughs> Düşünsene bundan daha tatlı ne olabilir? <laughs> "Komşu, ne yaptın dün ya?" öyle dese bana çok ben tatlı. de bir de o, bizde komşu böyle yapar demek isterim. Çevirme bizde çevirme onlarda çevirme to. Aa çok iyiymiş. Böyle ek gelip değiştiği zaman kelimeler bu beni çıldırtıyor. Çevirme, çevirme to. <laughs> Bana manyeto o zaman derler diye. Belki <laughs> 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 pisleri yakarım kış diskolarında. Yunanca'da böyle şeyler var. Kelimeler türüyor. Doğru. Tabii. Pencerenin öyle komik bir şey vardı onu unuttum. ki Dol Onlar dolmaki, plaki, işte iman evet. bayildi bayıldı üzerinden bir de işte. kokain aynı. Aa o tabii ki zaten. Biraz global. Aa evet aslında. Evet doğru globally yours <laughs> doğru Türk Hava Yolları gibi bir nedense, şey nedense kokain'i Elegane Türk light. şey <laughs> <laughs> Türk bir şey zannettim bir anda <laughs> hani Türk kokain aslında bizimdir bizim, bizim mutfağımızındır diye bir <laughs> en güzeli de Kırıkkale'de bir fotosalayın yanında <laughs> bir yer var orada iş yapacaksın <laughs> yani tecrübe edeceksin en iyi üretim merkezi olur. Tabii. kimse bilmez yerlisi bilir geçen bir tane şeye bakmıştım Rambet açar. albümüne bakmıştım da albümün yani böyle zamanda Türkiye Türkiye'de yayınlanmış bir Rembeti kalbim. işte onun e, bir şarkısının adı Neden Kokain Kullanıyorum'du gerçekten. Çok evet. iyi. <laughs> Belki onun Rumcası işte işte kemanena kokain gibi bir şeydi. <laughs> Orada şaşırmıştım. Ne güzel bizde de kokain onlarda da kokain. Ya, Aslında iki ayrı yaka ama bir yüreğiz falan. Ya, o diye. biraz şey gibi olmuyor mu? Böyle hani MR çektirmeye hastaneye gidiyorsun zaten zorlu çileli bir gün. Evet. Hastaneye bir gidiyorsun, internet kafeden tanıdığın Ramazan'ı görüyorsun arkadaşını. Ramazan senin ne işin var burada? Yani o emarlı kötü gün, o kasvet bir anda evet. şey oluyor Dağılıp, böyle bir, tanıdık bir, bir hoşlanıyorsun bir ya insan. o günden. Evet. O yabancı dillerde de seçebildiğin sana tanıdık kelimeler gördüğünde aynı şey. Yani hastanede gördüğün Ramazanla aynı şey gibi geliyor. Çok güzel bir örnek oldu. Geçen ay öyle bir taksimik yarında acilde. Hoş olmayan bir 8 saat geçirdim. Keşke bir tanıdık görsün. Hiçbir yok. şeyim yoktu. Sıra bekledim. Ama bir şeyim <laughs> olduğundan emindim. Bir ağrım vardı. Aman. Ama hiçbir şeyim yokmuş. Ben sadece sıra bekledin sandım. Bir yerden ben sonra, sonra öyle zannettim. Ya, böyle metot oyunculuğu falan Bir yerden gidip... sonra öyle zannettim. Daha ziyade şöyle zannettim. Bu bana verilmiş bir görev. Bu bir sabır görevi. Bir eşiği de açtım. Buradan sonra dönersen boşuna beklemiş olacağım. Ve bekledim. Gödai beklerken bekledim. Çok güzel. Nazlı peki şey oluyor mu? Sen orada beklerken mesela seni tanıyıp gelenler oldu mu? Kesin olurdu ama yok orada olmadı. Belki Çünkü senin oradaki maske, ifaden de biraz şey yapmıştı. Kapşon evsiz gibi duruyordum. Bir de herkesin orada büyük meseleleri var. Yer kavgaları, başka evet. bir şeyin kavgası. Valla öyle diyorsun. Yer kapma çabası. Evet. Ben... Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ya. Acının insana kattığı değeri bilirim, bilirim. Gitmem. Gitmem. Gerçekten o öyle. Acillerde görülür, sıralarda öyle bir şey, görülür. Öyle bir Hastane şey mi demiş ya? Tabii ki. Ay tüylerim diken diken oldu. <laughs> ya bu kadını... Sen bir de dinle ondan. Yani bir albümünde hem git hem de gitme diye iki tane şarkısı vardı. Olabilir. Bu kadar bizim de fikrimiz değişiyor gün içinde. Yani Ama yani bir albümde bir de gidip o 3'te gitme. <laughs> İnsan biraz da böyle bir varlık değil mi? Allah ben ben demiştim yani daha kaset kapağını okurken Allah korusun ben yani tabii ki çok hoş bir bayana ama böyle bir ilişki istemem demiştim. <laughs> böyle bocalamaları gelemem. Yani ya. git, gitme. Beşte de vazgeçtim yine git olsaydı o zaman derdim bu artık işi şımarıklığa vurmuş derdim de git de gitme olabilir. Git gitme B1'de gitme deyince de hemen kaldın demek <laughs> sen karaktersizsin <laughs> şeklinde devam eden. Demek ki sen, sen... çorbacının tekiymişsin <laughs> evet, yani. Evet, git dedim, gittin. Gitme dedim, hemen geri döndün. Sezan Aksu'nun varlığı bana çok kuvvet veriyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> onun Bir yerde o yalısında oturuyor olması, arkadaşlarıyla oturuyor olması çok hoşuma gidiyor. Bunu düşünüyorum. Aslında evet bir anlamda öyle ya. İyi ki var. Allah başımızdan eksik, eksik etmesin. etmesin. Amin. Peki Sezen Aksu'yla oynamak ister miydin herhangi bir projede? O da Aa... zamanında böyle şeyde gözükmüştü galiba. İkinci baharda gözükmüştü. Mi? Bir. Artık İkinci ya. baharda ne Ferhan Şensoy'da da bir filmi vardı. O dönemde yapmak. O Aa! Bir yani. Benim böyle bir şeyden hiç haberim yok. Birbirlerine yani... otel odasında sözlerle örseledikleri uzunca ve yürüyüşe şey yapmayan bir filmdi. Devam Allah Allah kaç senesi bu ya? 90'ların başı falan olması lazım. Ya yani Seni... Ferhan anılarında onu hep şey gibi anlatıyor. Hiç istememiştim oynamayı. Güzel olmadı bilmem ne falan ya. Sonra, evet de olmamış. Hani şey bazen olur ya bazı eserler hakkında konuşuyorsun. Hiç istememiştim. Hiç güzel gelmedi. Ama o eser bir böyle bir şah eserdir. Bu harbi kötü olmuş. Ben Sezar Aksu'ya teklif edilmiş bir diziyi biliyorum. Aa, İnanamazsınız. Gerçekten de. Yani. İnanamazsınız. Mahallenin muhtarları gibi bir şey mi? Değil ama Öyle bir çok, inanamayacağımız. Çok çok, çok benziyor. Ruhsar. Aa, <laughs> bu kiski, kiski. Ruhsar'daki şey mi? Tulu Çizgi'nin oynadığı karakter mi? Hayır Hande Ateiz. Ha direkt Ruhsar'ın kendisi. What? Vay be. Bir saniye ben hemen şeyi çalıştırayım ya. Watt alarmını çalıştırayım. What? Böyle şey Ama gibi, biraz nazik. yaşlı ha. değil mi ya Ruhsar için? Cem Davran'la mı oynayacakmış yine peki? Ee, yok ona göre de bir partner vermişler. Hmm. Sonra Cem Davran olunca da yine bir biraz şey kalmış. Bunun sohbeti. Hı -hı. Aslında bambaşka. olabilirmiş ha. Ya. Yani çok of. bambaşka olurdu. İnsanlar böyle mi öğrenecekti ya? Bu her şeyi değiştirecek bir bilgi ya. Bu ya mı? çok da bir şey değiştirecek bir bilgi yani. Bunu öğrendiği için artık hani ben daha eskisi gibi şeyekte Rusları izleyemem diyecek falan bir varsa da ona da helal olsun yani Bilmiyorum bu. Bilmiyorum Nazlı büyük. ben çok teşekkür ederim. Ben hiçbir gün bambaşka böyle bir bilgi, gittin, hiç mi? böyle bir bilgi alacağım. Yani hiç kendime bana yeni bir şey gelecek diye hiç şey yapmıyordum. Bu bana da bayağı yeni geldi. Triviyaların triviyasıymış ya bu gerçekten. Evet. Neyse halka mı oldu? Keşke özel sohbetimizde duysaydım da millete yağlı bağlı yedirse, ballı yedirseydim. Peki siz hangi yaşınızda nerede olmak isterdiniz? Ya bir 10 dakika öncesine dönmek isterdim. Eyvallah Sezen Aksu'nun Ruslar'da oy oynamasının teklif edildiğini bilmediğim ki onu tekrardan duyayım. Tekrardan o heyecanlı Benim Yok. <laughs> Yok yani şöyle tabii Ozan cevap verirken düşünme şansım oldu. Ya benim böyle öldürücü, felç edici, sıkıcı yani sıkıntıyla işaretlenmemiş bir yaşımı hatırlamıyorum ben. Yani her yaşımın belli böyle haftaları belli günleri ol olmuştur mutlaka güzel geçen. Ama hepsini şöyle bir genel hatırladığımda hepsinde böyle bir kanı şekere döndüren, çimentoya döndüren bir sıkıntı hatırlıyorum. Yani ilkokul acayip sıkılıyordum. Ortaokul acayip sıkılıyordum. Lise zaten ya yani maşallah. Ondan sonra üniversite, üniversiteyi herkes güzel hatırlıyor. Ben tamamen Age of Empires oynadığımı hatırlıyorum sadece. Hani dersler Savaşarak berbattı. geçti. Yani. Bir dönem savaşarak. Geçti. ben de çok oynadım Age of Empires. Dersler berbattı. Ama ben daha yaşım ufak. Derslikler berbattı. Ya yani tabii ki şey iyiydi dersler falan bazı hocaları iyiydi böyle çok heyecanlılardı konuyla ilgili ama ben mesela yerdeki karoya takılıp yerdeki döşemeye takılıp ona ona sıkılıyordum gidiyordum okulun bahçesinde ot bitmemiş ona sıkılıyordum falan filan yani bu hep böyle memnun değildin gibi mi Mem memnunduktan değil artık bana hani zaten sıkıcılık yani sıkılmak o işin doğası gibi gelmeye başlamıştı. Memnun da demedim de hoşnut değil. Hoşnut değilim <laughs> galiba, hoşnutsuzdum. Hoşnutsuz. Hoşnutsuz. Ondan sonra... Bu beni üzdü. Şimdi eve dönüyordum, evde de şeyden çok keyif alıyordum. Yani bilgisayarı açmaktan ve bilgisayarı kapatmaktan çok keyif alıyordum. O bilgisayar açılsın, işte o bilgisayarda yanımda yine arkadaşlar olsun, hadi ses kaydedelim falan filan. Öyle şeylerden hoşlanıyordum. Ama yani sırf bilgisayarı açacağız, yine bir şey kaydedeceğiz dedi belli bir yaşa dönülmez yani. Yaşanmaz sırf bilgisayarı açacağım diye neden hatta dönülebilir yani. ya dönülebilir biraz daha rahat açıp kapıyordum şimdi tabii biraz daha zaman sınırlamaları var ama <laughs> yani o zaman da şeyler çok kötüydü oyunlar çok kötüydü çok yerleşmemişti oyun piyasasında böyle belli bazı şimdi oyunlar daha iyi mesela daha iyi oyunlar çıkıyor ne oynuyorsun şu an şu an Ozan'la çok güzel bir ev döşeme oyunu oynuyoruz ev house Düşün flipper hemen. evet house flipper kanalımızda da mevcut Biraz bizi araştırsaydınız. Evet biraz evet. göz atmıştım. House flipper benim içimdeki benim annem ortaya çıkardı. Ben, <laughs> benim iyi. annemle bağla benim annemle tekrardan başka bir seviyede bağlanmama neden oldu. Çünkü benim annem gidip Migros'tan evim diye dergi alıyor. La Maison diye dergi alıyor. O da ev demek. Evet. O da evim demek. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte interior design diye dergi alıyor. O evim demek değil ama. Ondan sonra o dergilere böyle hani büyüteçle yakarsın ya dergilere. Evet. Öyle sayfayı sarartana kadar bakıyor yani böyle rengini soldurana kadar bakıyor onlar hani böyle nazar mı yoksa böyle kafasında daha büyük bir plan mı var belli değil. Ona mesela onun altı nokta falan birlikte tatil yaparken ben de şimdi o alıyor diye ben de alıyordum okuyordum falan filan. Ama hissediyordum bir şey geliyor ama yani çok da yapacak bir şeyim yok yani o bilgiyle ya da o hissiyatla aman diyordum yani zaten az mı hissiyat var az mı bilgi var al anne diyordum sen bunu şey yap <laughs> sen yap bunu ben yine internetten oyun izleyeceğim ondan sonra ama ne zaman ki bu oyun çıktı House Flipper içeriği dizayn etmeye başladık Milletin çok güzel banyosunu kırıyoruz Nazlı hmm. ee, banyosunu kırıyoruz tekrar yapıyoruz çünkü Banyolar berbat evlerde. Yani mutlaka görmüşsündür yeni evleri. Hani kiralık evleri falan filan. Berbat banyolar ya. Ya Erman'ın içinden Erman'ın annesini çıkardı. Yani Erman bir <laughs> anne oldu. Benim içinden de <laughs> benim çocukluğumu çıkardı. Ve Erman'ların evine gidip zile basıp... ...teyze Erman çıkacak mı diyorum ben de aslında o Bu aynı içinde. zamanda ve... Christopher Nolan'ın Tenet, Tenet bilinen, isimli filmi. <laughs> <isimli, bilinen. isimli, gülüyor> senaryosudur. De, de çok benzer. Ben de gönül rahatlığıyla gidip Erman'dan Erman'ın dışarı çıkıp çıkmayacağını öğreniyorum anne Erman'dan. Eğer çıkmayacaksa da Erman o gün en azından bir bardak su istiyorum. Ben çünkü küçükken arkadaşlarım dışarı çağırdığımda eğer annesi yok çıkmayacak Sercan, yok çıkmayacak Hasan diyorlarsa o zaman diyorum ki bir bardak su verir misiniz? Çünkü bu kadar çabuk gururu kırılamaz bir çocuğun. Yok gelmeyecek, göndermiyorum. Bugün Kesinlikle. Sercan bugün uyuyor evde. Ve büyümeyi, Neden çocuk çıkıp deneyecek. konuşmuyor? Oğlum çok güzel bir sistemmiş ya seninki. Evet ben hani... de şey gibi hani lordluğuma şey düşürmemek için o zaman bir bardak su rica edelim. Öf tamam deyip otomata basıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> bir bardak su içmeye beş kat çıktığımı bilirim. İnanılmaz Sırf bir insanlığa saçmalık. insanlığa leke düşmesin, dostluğa halal gelmesin diye. Çünkü ben orada Sercan'ı da korumak zorundayım. Çıkmayacaksa çıkmayacak. Bana diyemeyeceğime göre yani <laughs> s***im Sercan'ın da diyemeyeceğine göre. Oğuzhan insanlar arası güç savaşlarının ne kadar kadarken başlaması ya? Abi bizi ortam habitat etti abi. İnsan çok vahşi bir varlık abi. Vallahi. İnsan kıyafetlerin içinde tatlı tatlı vahşilikler yapabilen bir varlık. Yani maymuna da giydiriyorlar ya şey mont, <laughs> mont, yelek. Diyorsun ki bak ne kadar tatlı oldu. Bak maşallah. Bak maşallah. İnsana da tam tersi giydin de keşke soyunsa, soyunsa belki biraz daha utanır, arlanır, edeplenir diyorsun. Neyse. Aa. Evet. Böyle Nazlı'cığım. <laughs> Böyle, bizimki iyi, lafın o zaman... çoğu. <laughs> ya bu maymuna bir hemen... Pantolon giyindirince maymun biraz daha anlar gibi duruyor ya. Duruyor, tabii. İşte evet, o tabii. insanın yani insan odaklı düşünmesine sakınca. Belki sakıncanın. de pantolon giydirmesine izin veriyorsa gerçekten bir şeyleri bizim gibi anlıyor. Hele bir de kürklü kot mont giydiriyorlar. Of. Hani düz kot mont da değil havasından geçirmiyor bayramı. Charlie'e süet ayakkabı giydiriyorlardı. <laughs> <Oy>. Ya <laughs> da spor <laughs> ayakkabı ışıklı. <laughs> Maymun spor, spor ayakkabı şıklığı. Hayır ışıklı. Ha ışıklı ben de spor ayakkabı şıklığı. <laughs> Öyle <gülüyor> de <sanırım>. olabilir. <laughs> Maymunda. <gülüyor> of. Işıklı ayakkabılarımla şey yapmak isterdim ya. Boşanmaya. <laughs> 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 Duruşmasına. <laughs> Gitmek. Ya herhangi bir boşanma duruşmasında şahit olabilirsin şahit. bence. Işıkla ayakkabıyla <laughs> Ama durmuyor. Evet. devamlı yere vuruyor, bakıyor. Evet. Aa, bir tanesi daha geç yanıyor, daha az yanıyor falan diye. Evlilikte şahit olmak da tatlı olabilirmiş. O Işıkla coşkuyu evet. Işıkla Ama orada rol çaldın derler. Evet. Boşanmada şey derler. Ya şahit ne güzeldi, dinamik geldi. <laughs> şıkır şıkır ortalığı ne güzel Hayatı seviyor. Ölüm yok ya abi sonuçta. Dedirtir Işıkla ayakkabı Düğünde beyaz giydi diye <laughs> bu gözlerle boğulan insanlar şey bilmiyorum. Sadece bakışlarla bayıltılacak hale getirilen insanlar görmüştüm. Işıklı ayakkabı ne varlar ya? Allah bilmiyorum. Ama mesela şeyi düşündüm. Beyazı Türk'te güzel olabilirmiş ışıklı ayakkabı. Ay. Yani o, ke o kendi düğününde giyebilir. <laughs> Ay. Keşke. Öyle mi? Nedense beni bir kötü etti bu düşünce. <laughs> o ışıklı <laughs> ayakkabıdan dolayıdır. Yok. Beyaz Öztürk'le olmadı o bir de böyle yüksek karşılamalar yapıyordu ya programında kalkıyor hop kalkıyor evet. hop oturuyor sandalyesinde dönüyor. Bir ufak bir Aa, şey daha, daha eklense, eklense. yani ışıklı ayakkabı bütün Türkiye'yi e, epilepsi krizine sürükleyebilir Heh. gerçekten. Evet korkarım. <laughs> takım elbise bir... düzeltiyor evet, falan Belki de ayakkabı. artık takım elbise ışıklı olabilir. Yani Oo. Beyazıt Öztürk'e önünü iliklediğinde ışıklar aktif olacak açtığında rahat yani relax şey de olacak. Yanıp söner. O işte onun Onu da acun artık. Canım, biz mi uğraşacağız yani Allah'ın aşkına. Biz bu ışık işini hep bir şey düşünüyoruz ama. inovasyon düşünüyoruz ama. Bakacağız. Zaman, bakacağız. İpko'nun kim olması üzerine. Kimdir? Mesela fotokopiciler olabilir mi ikon? Yani... <laughs> Meslek grubu olarak mı? E, Evet ya da bizim... Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Beyazıt Kampüsü'nde. Hı -hı. Bizim kampüsün etrafı full fotokopici doluydu. Ve hayatımın belli bir döneminde benim ikonlarım... Şey olarak yani ikonik bir e, figür olarak... Fotokopici ve mekanın da kendisi. Yani sırf Anladım. adam değil. Orada çalışanlar fotokopi makinaları, teksir kağıtları, çekilmiş ders notları bu benim için ikonik bir şey yani mesela Hoşuma bundan bahsedebilir gitti. miyiz ya Hoşuma da gitti. çünkü şey gibi fotokopiciler, yansımalar dünyası gibi ya <laughs> <laughs> kim ne anladıysa onun şeyi var orada. Ya yani ders notları özelinde bunu konuşuyorum. Ee, sen almışsındır değil mi ders notu çok fazla. Çok Ve Herhangi bir dersin, sınav için çalışman gereken notların... ...sen orada birinden alıyorsun ya işte. Melis'in notları, evet. Erdem'in notları. Hatta mezun olmuş insanların artık çok gitmiş oradan. Aynen. Ama o mesela şey, Adam Smith'i, Pareto'yu... ...işte Keynes'i özetlemiş. Melis. Sen ondan alıyorsun. İktisadı ben Melis'lerden, Erdem'lerden evet. öğrendim mesela. Eğitim hayatımda sadece hocalarımın rızasını değil orada çalışan işte Süleyman abinin falan da rızasını almam gerekiyordu. Kardeşim bak şurada beklersin kenarda durursan şimdi şeyler çıkıyor makronotları evet. çıkacak onları sonra şeyleri alacağız uluslararası hukuk falan. Bilmiyorum benim hayatımda baya bir ikonik şeyi var. E, Güzel yani... ben de oraya götürdün. Ben de üniversite zamanıma götürdüm. Evet ve çok kasvetli yerler oluyordu. Evet. Çalışanların Mutsuzluğu mu diyeyim, ruhsuzluğu mu diyeyim, her yere sinmiş oluyordu ama bir anlamda devam bir ediyor. Mutsuzluk ruhsuzluk değil devam de bir devam abi. eden bir sürekli trafik var ya kafaları yerinde değil bir biraz şey robotik gibi, bir şey. Yani, Toner kokusu yüzünden. Toner kokusu yüzünden de olabilir. Sanki hani son o bir... O fotokopinin sesinden de olabilir. Dıt, pışş, hani, Fotokopinin sesi çok Güzel son değil. bir en büyük bir eseri kopyaladıktan sonra şeyleri bitecekmiş gibi yani o bir hacılıksa. Hı. ...ondan sonra bitecek çileleri gibi duruyordu. Yani o büyük eser ne? Hmm. Onun gelmesi gerekiyor artık. Güzelmiş. Atlantis vardır Beyazıt'ta. Orada da sadece tiyatro metinleri bulursun. Öyle mi? Tiyatro üstüne makaleler bulursun. Vay. Teorisi, oyunlar. Öyle şeyler çok basılmadığı için tiyatro eserleri... ...ve tiyatro ile alakalı şeyler Atlantis'e gidersin. Ama orada tam olarak aynı ortam var yani... Sadece tiyatro metinleri yapıyorlar diye insanlar farklı değil, ortam da farklı değil, atmosfer de farklı değil. <laughs> o oraya öznel olarak tiyatro. Bu bence çok güzelmiş. Şey spesifik alan spesifik Tabii. fotokopiciler. Zaten şey kötü Türk dizilerinde olur. Yani böyle hani tiyatro notu çoğaltıyor diye tiyatrodan çok iyi anlayan fotokopici sadece kötü Türk dizilerinde olur. Yani onlar normal işine bakan dalgasına bakan insanlar. Tabii ya bir bunu... olmuyor bir anda. Hayır bir de şey de olabilir. O metotları okuyor, oyunları okuyor. İnanılmaz oyuncu olan var mıdır acaba fotokopicilerden o oyun şeylerini çoğaltıp? İşte o kötü çoğaltı. Türk filmlerinde olur. Kötü Türk dizilerinde olur. Tamam. Bu iyi oyuncu olan Ha pardon, olan... şey diyorsun. Konu olarak öyle ilerler. Evet. Anladım, anladım. <laughs> tamam. Çok net anladım. Evet. Ama literatüre hakimlerdi bir başlık başlık biliyorlardı. Bu bir anda iyi oyuncu olur mu deyince aklıma şey geldi. Salih Bademci var kulüpte oynuyor hatta şimdi çok bu şey oldu. Ben gördüm evet. ama izlemedim kulübü şey gördüm. Salih Bademciye baktım çünkü. Baktın çünkü o vardı. Salih Bademciyi <laughs> şeyde Twitter'da şey olmuştu. Evet. Yine şey evet, dedim evet. herhalde Ak Partili bir milletvekili çıktı. şey dedi Aa. hani bir şey. Salih Bademci diye ilk görünce hiç tanımadan. İsimden mi? İsimden evet, <laughs> öyle mi düşündün? Yani bu trending topik olduysa biri çıktı yine şey falan dedi herhalde. Ayakkabı giymek yasak falan gibi bir şeyler Düşler dedi herhalde. Dedi, Çorapla bu sebeple gezeceğiz bütün ülkeyi oldu. dedi galiba. Öyle diye düşündüm ama çok yetenekli bir oyuncuymuş. Ben yakın zamanda sadece Netflix'in logosunu gördüm. O şu an muhabbete en uzanız benim. <gülüyor> 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 Dün akşam Netflix'in logosunu gördüm ve vazgeçtim şeyden açmaktan. İyi, güzel Biraz anlatır mısın? Nedir? Netflix'in logosu mu? Hayır şey, e, Salih, <gülüyor> <Bademcil>. <gülüyor> Salih Bademci. Salih Bademci'nin şu anısı aklıma geldi. İstanbul Konservatuarı mezunu kendisi. Hı hı? Yüksek lisansa da devam ediyor orada ve yüksek lisans sınavlarına girmek için çok hazırlanıyor, hazırlanıyor, gergin, sınava giriyor, çıkıyor ve alıyor. işte giriyor yani yükseğe. Orada da dönerciler vardır ya, hep Salih'deki önünde. önünde Hı hı. hı, hı. O dönerci abiye diyor ki işte bilmem ne abi geçtim yaz sınavı girdim yüksek lisansı diyor. O da döner keserken diyor ki e ee, ne olacak şimdi daha mı iyi oyuncu olacağım? <laughs> Kemal bir parmak basış olarak değerlendirmişti kendisi. Bütün heyecanını düşürmüş ama yine de gerçekçi bir yere çekmişti akademik kariyerini onun için. O yüzden hoşuma giden bir anımızdır demek de paylaşmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Onlara sürekli orada sigara içiyorlar. Ya, bir ahbaplık olmuş artık. Şimdi adam da çok... dönerci kimsenin iyiliğini isteyeceğini zannetmiyorum ya. Ben döner kesiyorum. Herkes de döner kesin ister büyük ihtimalle. Sana hayır böyle değil demek isterdim ama benim kendi okulumun arkasında bir tane tostçu abi vardı. Hep giderdik orada takılırdık. Hoş beş hep o çay. En çok da da bizden para kazanmıştır öğrencilerden. Yani herkes orada mütemadiyen Mayak gibi tost sirkülasyonu. Orada bira içtiler diye benim sınıf arkadaşımı çevredeki kahvehanelerle ıstakalarla dövdüler. <laughs> bir şey. Gerçekten mi? aynen ben de ya. dedim tabii canım <laughs> arkadaşlar neden orada bira içiyorsunuz? 1.55 <laughs> T bekleyeceksin orada. O her yerden geçtiği gibi okuldan da geçiyor. Taksime çıkacaksın her yer var. Bazı şeyleri ittirmemek biraz? gerekiyor. 5 lira falan Çok güzelmiş. Yani, yani market birası. Evet çok güzelmiş. Ya bunların dışında ama yani fotokopicileri geçip şey derim yani ikonum. Hı hı. 3 tane isim geliyor aklıma. Eyvah. Sen sun ben seçeyim belki de. Ya Müge Anlı. Eyvah. Ya Eser Yenenler ya, Am şey, ya Erman Çağlar. Ama büyük ihtimalle Erman Çağlar. Yani, <laughs> Eser Yenenler hoşuma gitmişti <laughs> İnanılmaz ya. İnanılmaz bir torbadan çıktım yine <laughs> A grubundan girdim. A grubundan girdim. Pardon, birinci torbadan geldim. Eser Yenenlerden açıp Erman'a devam etmek isterim ben burada. Eser Yenenlerle ilgili çok fazla bir şeyim yok. Sadece ismi isim soyad kombinasyonuyla beni içine etkisi çekebilen bir etkisi altına alabilen biri. Onun karısının soyadı da Yenenler galiba değil mi? E artık <laughs> oldu. Olarak. Karısına ben çok takip ediyorum ve gülüyorum. Yine ya. çok kötü bir Türk dizisi projesi olarak biraz önce dediğiniz gibi onlara güzel bir zombi dizisi yazmak isterdim. Oh. <gülüyor> Yenenler <gülüyor> diye. <gülüyor> Bu vizyonu da Erman Çağlar sayesinde kazandığım için benim ikonum son kertede Erman Çağlar. Vallahi evet yani ben gülmesem belki yapacaksın evet, bunları. <laughs> Aynen hani... öyle. Varlığın varlığın armağan şu, mikrofonlar, şu ses kartları sen böyle şeyler söyle diye mi var diyecektim ama... Tamam, düşününce bunu sana Enable eden benim Şey eden benim Kesinlikle yani Senelerdir seni buna cesaretlendiren benim Ya Erman benim gerçekten bilişsel por çözüm <laughs> Yani o delikler tıkandı <laughs> mı Biraz hani şey gibi Granül halde döküyorum Biraz Erman Çağlar dök döktüğümde Burk! diye böyle şey gibi çekiyor içine O borular Ne derler böyle Orada bir ses çıkartıyor Aynen <laughs> diye bir ses çıkartıyor Timsah ya, gibi şey. yani bir ses Ya bunlar içine. küçük fetişler ama yani hayatı yaşanır kına şeylerde bu. Ben porçöz dökmeyi çok seviyorum. Açıkçası yani kıldan, kirden... Aslında Pis... lavabo açıcı dememiz lazım. Yine şey Marka gibi... Mı? Emekli gibi. Buradan porçöze yalvarıyorum lütfen... <laughs> Ee, abone olsunlar. <gülüyor> 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 ve bizi beğenmeyi yani. unutsunlar. Beğenmeyi, beğenmeyi unutmasınlar. <laughs> Yorumlardan like atma, like, at, like atmayı, yorum yapmayı unutmasınlar ve lütfen o çan çanını da bassınlar. <laughs> Bilmiyorum. E, şu hala var mı YouTube'da? Bayağı var. değişti YouTube o şeydi YouTube değiştirdi. Var, var. Ama onlar yani bunun psik psikolojiden bahsedeceğim. Freud'un dediği de aslında oydu. Şey, porçöz dökeceğiz biz diyordu. Yani o böyle duygusal Açıca... sağaltım Evet yani. açacağız diyordu. Boruları baca temizleme diyordu ona ama evet. o zamanın bacası şimdinin aslında gideri yani. Tabii. Şimdi o zamanın Viyana'sında bacayı düşünürsen o zaman zaten gider mi der? yok. Büyük ihtimalle torbaya koyup atıyorlar. Tam hatırlamıyorum şeyi de. Dönemi de. <laughs> ee, şimdi mesela sen tıkanmış yani gider tıkanmış şey gideri. Bilinç gideri. Yok, gideri. Bi bi Bizim banyonun gideri tıkanmış. <laughs> o böyle fıtır fıtır o hijyenik gözüken ama bir yandan da kimyasal gözüken, tehlikeli gözüken... Ağzını kapatman gereken. Ağzını kapatman gereken şeyi döküyorsun. Sonra üstüne bir buçuk litre çok kaynar su döküyorsun. O böyle köpürme pırpır pof falan diyor ya. öyle. Şunu görüp de biraz rahatlamayan veya da böyle ya keşke beni de böyle açsalar, benim de böyle içim bu kadar ferahlasa demeyen insan demek ki derdi yokmuş. Ne güzel. Ya bir de insan bunu akrabalarından falan göremiyor. Yani Yok. hani derler ya ne derler? Bir tam da hatırlamıyorum. Arkadaşlar bizim seçtiğimiz kardeşlerimizdir. Ailemiz. Yani. Ailemizdir pardon. Yani şi, kimse de şey demez ya benim arkadaşı aileye niye kırdırmışlar? Şöyle yani Kimseden duyuyor musun? Aa benim yengemin duygusal sağaltım meşhurdur, çok iyidir falan. Öyle bir şey <laughs> ya duymuyorsun Ya millet ne yani kadar kadardı, hak... biz ne kadar millet kavga çıkarmaya meraklı ya. Neden? Ya arkadaşla aileyi niye karşı karşıya getiriyorsun ki şeyde? Getirmiyorlar abi. Orada... Arkadaş diyorsun seçtiğin ailedir. Aile Evet aile boktandır mı? deniyor. Beni aile berbattır. Bir dizide abi. bir arkadaşım. aile berbat haklısınız <laughs> diyorlar. Aile berbattır <laughs> ondan sonra çok zaten orası kırılgan bir yer. Niye oraya basıyorsun ki yani? <laughs> Bunları ayırın. <laughs> Benim çalıştığım dizide bir arkadaşım Çünkü bir gün neden? çok hoşuma giden bir şey söylemişti. Gerçekten aile gibi olduk. Herkes birbirinden nefret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hele bir de Türk <laughs> ailesi Hasılıçsız gibi olduysanız diye. böyle. E Türk Türk ailesi gibi olduk. Ne evet. olacağız? Ya zaten aile gibi olduk e, nosyonu. Biz çekerken çok eğlendik. Rezalet bir şey ya. Yani ailede her türlü pislik var. Yani özellikle aile olmasın istersin. Kurumsal olsun evet. abi. Şirketlerde de öyle çok var ya <laughs> biz bir aile gibiyiz. Ulan ben ailemden zaten kaçıp evden çıkıp işe gidiyorum yani ne ailesi bir daha Ya diye. arkadaş 3 kişidir. Aile 5 kişidir. Geri kalan herkesle <laughs> mutlaka gider fatura şey yazman lazım. Yani ırsaliye mutlaka kesmen <laughs> lazım. Makbuz kesmen lazım. Makbuz kesmediğin bir ilişki içindeyse yani 3 tane arkadaşı vardır insanın. 5 ee, tane de aile yakını vardır. Diğerleri aileden sayma onlar zaten artık... Işte ...hani tam aklına gelmiyorsa... ...bu ne oluyor diye. Şak şakçıdır. Şak şakçıdır. Uzak akravadır. Onları akrabadan sayma. Diğer herkese... ...fatura kesmen lazım. Kesinlikle doğru. Gider faturası kesmen lazım. Ya da onların... ...masraf göstermesi lazım. Benim... ay <laughs> İnsan ilişkilerini anladığım bu. Çok, 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 çok teşekkür araştırdım. ederim sorduğun için. <laughs> çok doğru ve çok acı... ...makbuz kesmek. Evet. O zaman... Erman'la ilgili ben cevabımı aldım senden ya. Tabii ki almışsındır. Porçoz. Şüphen olmasın. Herkesin bir porçoz arkadaşa ihtiyacı var. Ama ben şey de çok iyi bilgisayarda kullanabiliyorum. O yüzden de işine yarıyorum bayağı senin. Dır. Abi estağfurullah yani... işime yarıyorsun gibi bir şey oluyor. Yok mi? yani ben ya. kötü bir şey olarak söylemiyorum. Birikimin söylemem. deneyiminden bu çocuk şey bir şekilde Ama yararlanmıyor. doğru. 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 Abi İnternetteki elimiz ayağımız. Yani <laughs> medyada medyadaki gözünüz vardı ya şey. Vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> renkli çıktı <laughs> alınacaksa medyadaki ben gözünüz, buradayım. <laughs> kulağınız, ayağınız, çorap, çorap, e, çorap, çorap. İnsanların ihtiyacından çok benim bir ihtiyacım. Benim etrafımda mesela renkli çıktı alırken bocalayacak insanlara ihtiyacım var. Ben. Ki ben orada olayım. Ben Hı -hı. orada olayım, ben yapayım. Kesinlikle. Yani şurada gerçekten biriniz Allah korusun veya başka bir şey söyledi <laughs> Mesela şurada bir yangın çıktı. Çok ufak. Evet. Şurada da birisi dedi ki ya renkli çıktı alacağım şu printer çalışmıyor. Şöyle bir bakarım yangına Hı -hı. yani daha ne kadar var? Ne kadar yanabilir? Kaç çıktı alabilirim? O zaman Animlen, yani hızlıca orayı şey halletmeye sandım. çalışırım yine. Yani evet. şurayı şey yapmaktansa böyle bir hemen üstüne mont falan atacağım. Çünkü o daha çok yanacak montlar. Elyaf melyaf bir şey onu bilmiyorum mesela yangını çok bilmem ama printer printer Biliyorsun. bir de heyecanlı bir şey. Her seferinde farklı bir sorun çıkıyor. Nazlı Doğrudur. normal değil yani o şey. Ben hiç dokunmam printera. <laughs> Benim için o printer varsa evde yardım iş, edecek. Ama sizin işinizde olacak. printer çok kıymetli değil mi? Çıktı alıyorsunuz çünkü. Yok ben artık almıyorum. Nasıl? Dizi dizide almıyorum. Telefondan mı? Dizide almıyorum. Tem, Bu, 117 sayfa şeyi her hafta basmak saçma geliyor. İçinde maksimum 10 tane yerde varım. Bu beni üzüyor. Sen bana arman ikonunu söyle. Ya yani ikonunu söyle deyince de çok genel bir şey Yo. oluyor. Sevdiğin ikonik birini ya da aklına geleni kimi seçerdin? Galiba Kayhan demek zorunda kalacağım ya. Eyvah. Bu değişmemiş ha. Evet. Kayhan mı? Evet. Ha. Şey... Kayhan'ın en sevdiğin şarkısı hangisi? Hmm. Ya bulamazsın. Hangi aşk daha büyük hmm. bizim <laughs> öyle değildi de neydi? Hmm. Hangi daha daha büyük bizim özlemimizden <laughs> böyle bir mars gibi ve bir, birkaç şarkı. Tele tabi şarkısı, şarkısı gibiymiş bu da <laughs> daha daha büyük. <gülüyor> 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 ya bir de onun biraz daha böyle progresif deneysel rock bir dönemi vardı işte böyle. Başlarken yeni güne bir umut bir, umut. ya güzel kompozisyonları vardır aslında şeyin Kayan'ın tap şey olabilir mi? melankoli falan galiba. Ya evet değil mi ya? ben hep bu şarkıyı hatırlıyorum. Yok yani. bizde bizim bir tane daha sevdiğimiz vardı. Sen dinletmiştin bana hatta. Bak bu şarkı çok iyi diye. Yani unutmuştum. hep hep karanlık. Oo zaten. hep karanlık <laughs> Ya yani çok. Evet. Ee, ben unutmuşum o şarkıyı. Şimdi orada o biraz hafif özgün müzik etkileri, biraz solcuduk bir tarafı var. Bir de, de, de arrange falan. Ya bir de şimdi bir de bir de diye size anlatayım bir deyi. <laughs> hani Ozan Doğullar, bu işte neydi onların? İskender, onları? paydaş, İskender paydaş, işte Mirkelen falan bunların hepsi adamın kendi zaten. Grupunda grubunda çalıyordu. Evet. Şey yanında Çimen Ya Sahıroğlu. sen bana bunu söyledin. Ben delirdim. Böyle bir şey olamaz ya. Demet Sağıroğlu. oradan çıkma vokalistiydi. Euro, Eurovizyon'a gittikleri nasıl kadroda şey? Iron Maiden gibi kadroyla gidiyor. Şey? gerçekten çok kuvvetli Manyak bir. Şey. Manyakçı Demet Sağıroğlu yanındaki işte Demet Sağıroğlu'na da bayılırım. Ondan sonra Mirkelam bas mı çalıyor, şey mi çalıyor, klavye mi çalıyor? İşte Sen kaç yaşındaydın bunlar olurken? Ya işte o kritik olan o bence. Ya Çünkü var mıydın? Vardım tabii. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz, biz baba eski'de olaysız bir şekilde yaşarken çok olaysız demeyeyim de bizim mesela az da olayımız yoktur. Baba eskide o dönem Sinebeş'i belediye almıştı kendine bir tane Sinebeş. Sinebeş diye bir şey hatırlıyor musun sen? Tabii ki. Şimdi Sine 5'te bir şey var Türkiye'de. Şifreli yayın. Dekoder alıyorsun. Normal karasal yayından şifreli yayın yapıyorlar. Dekoder alıyorsun. Dekoderi bağlayınca o çözüyor sana şifreyi. Sen izleyebiliyorsun. Her eve bir tane olan bir şey. Sonra bizim belediye bir tane dekoder. Her eve lazım diyeceksin sandım Ay, öyle bizim için. Ev... <gülüyor> Çok... <gülüyor> muhteşem Keşke bir şey. herkese evet. yapsaydı belediye. <laughs> muhteşem <gülüyor> bir şeydi ya. <laughs> evet. Bizim belediye bir tane almıştı o dekoderdan. Daha doğrusu işte abone olmuştu. Sonra o çözdürdüğü yayını karasal yayından... Yerel olarak bize vermeye başlamıştı. Bütün Babeski kaçak yoldan şey izliyorduk biz sinebeş izliyorduk. Hı -hı. Ya böyle bir belediye hizmeti Muhteşem. olabilir mi? İşte bu sadece Babeski'de olabilir. Kahvehane gibi yönetim. Evet. Aslına baktığımızda ve ama. Ve sıcak ve çok iyi yani. Kesinlikle. Ya Kahvehanenin sımsıcak. önemini anlamış bir kahveci. Hiçbir çıkarları olmadan arada bir anons yapıyorlardı. Semt pazarımıza çok güzel peynir gelmiştir diye. <laughs> yani... Muhteşem bir şey yani bu. Bu parayla yapılan bir hizmet değil mesela sen gidip hani ben peynirciyim sana para veriyorum şimdi şeyini yap falan diye yani mesela gitmiş kendi almış beğenmiş şey yapıyordu böyle evet. belediye ya da işte balık halinde çok taze balık var gidin bir görün falan evet. diye böyle. Bir de özner bir fikrini de paylaşıyor belediye senin <laughs> bence çok iyi bir peynir diyor oradaki. Mükemmel. Yani şey Ve... Ekonomiyi ekonominin hani şey derler ya devletin görünmez eli vardır ya. Evet. Bu da devletin görünen Duyulan sesi, duyulan sesi olmuş idi. ve ekonomiye can vermiş bir yandan da. Ya benim hayatımı çok gördün çok manipüle edilebilir. Üreticiyi de destekleyen bir tabii, şey tabii. ya da satıcıyı. Benim hayatımda gördüm iyi yerel yönetim tavırlarından biriydi. Yani kendi yediğini sana da yedirmeye çalışan bir yerel yönetim <gülüyor> <gülüyor> kendi beğendiğini. Peki şeyi aynı şekilde hani peynir gibi kültür ve sanata da atıyorum FIFA 96 <gülüyor> e, <gülüyor> Freedom internet kafeye gelmiştir ya da Iron Maiden X faktör özgül müziğe gelmiştir falan gibi şeyler. Sinema vardı. film geldiğinde söylüyordu. Aslında He. şey olsa çok güzel olurdu. Yani madem 5'i şifresiz veriyorsun bu akşam Cinebeş'te eee Braveheart hmm. isimli film oynayacak Braveheart. Yani bayılırım belaya. Bayılırım belaya. <laughs> Tarihsel drama ve aksiyon sevenlerin mutlaka <laughs> hakkını Cesur aramayı demek. sevenlerin hakkını aramayı sevenlerin özellikle Neyse yani öyle bir kardeşlik ve şey duygusu vardı ve herkes Kayağan çok seviyordu. Neden bilmiyorum. Çünkü böyle biraz işte SHP'li solcu bir kasabaydı. Ondan sonra bir şekilde allem ettiler, kallem ettiler ya da o kadar allem etmek gerek kalmadı. Zaten dolaşıyordu galiba Kayağan. Kayağını aldılar kapalı spor salonuna getirdiler. Aa. Basket sahasının ortasına koydular. Altına bir tane siesta sandalye beyaz plastik. Bize üç tane Eline üçlük gitarı. atacaksın dediler. <gülüyor> <gülüyor> Eline gitti. Hobo eski çıldırmış. <gülüyor> Yapacaksın. <gülüyor> Kaçak içkiden çıldırmışlar Bulgar'dan gelen. Etil alkolden Bize biraz kafalar gitmiş. Bize onda üç üçlük atacaksın Kayağı. Yoksa Gitarı her yerde hayırlı. çalarsın. <laughs> Ya evet. adam hiç hayır demedi, hiç mesela şey demedi Çok yani iyi. bu nasıl sahne, bu nasıl ses sistemi falan demedi. Ses Demez, biraz var halk mi? adamı şey ha, var. Vardı mesela. ses sistemi de bir tane gitara, bir tane kendine. Oğlum siesta sandalyenin üstüne oturdu tam böyle orta yuvarlığa koydular onu. Hı <laughs> hı. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün bir düşününce çok kötü oldu şimdi birinin ortaya varlığa konulup hadi evet. bakalım denmesi. <laughs> Abi eskiden şeylerin de stadyum da böyle işte belediye halk konserlerinde evet. İbrahim Tatlıses başlama vuruş Santra'dan başlıyordu konsere çok gerçekten evet. ortadan başlayıp öne doğru ha, koşuyordu. Evet, evet. Şey... Yani en az bir futbolcu yani nasıl diyeyim bir orta ayar bir defans kadar koşuyordu stadyum konserlerinde <laughs> evet. İbrahim Tatlıses. Bir de annem devamlı sıkıştırıyordu. Git kayağına gül ver, git kayağına gül ver. Aa. Bir elime devamlı gül sıkıştırıyordu. git ver, git ver, git ver. Ben devamlı gidip adamın <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Yapıyordun ve evet. de yani Ersin. Ya yok bunu niye kayıt altına almamışlar? Yok mu fotoğrafı? fotoğrafın? Tek çocuk bunu yapan sen miydin? Yok işte yani bir yerden böyle çiçek akışı vardı. Ha. ...salona devamlı çocukları gönderiyorlar... ...işte koyuyor önüne böyle... ...şey gibi olmuştu böyle kayan ölmüş de... E, hani ...konuşan hadi, ağaç gibi masal anlatan ağaç gibi... ...üçten sonra tamam... ...karipleşmeye <laughs> <laughs> geç... <laughs> ...çok garipleşmeye başlamıştı... İlk böyle konser... ...ilk zaten evde kasetleri var... ...ilk böyle ortalıkta CD yokken... De, um, ...nedense... ...dedem CD ile müzik seti almıştı kendine... ...onun yanına... ...üçlü CD verdiler... Biri Kayan bir Abacı biri, biri Nilüfer. Nilüfer zaten Kayan şarkıları söylüyor. Benim beynimi yıkadılar açıkçası Kayan noktasında. Kayan tam bir gateway aktı. Yani çok rahat geçtim. Ondan sonra King Kırmızına yese. Yani orada Kayan dinlemeseydim belki daha böyle anlamsız hiç böyle kimseye faydası olmayan müzikler dinleyemeyecek ya, ya, ya da belki metal dinleyemeyecektik. Allah korusun evet yani. Çünkü Bilemeyiz. Yani romantizmi de Kayandan almadın mı? Sen romansı, aşkı Kaya'nın öğrenmedin Bana Biraz öyle demiştin çünkü. Ya, ya Kaya'nın açıkçası... Kaya'nın sizin orada bir arkadaşınız varmış. Ondan öğrenmiştin sen. <laughs> Kaya'nın açıkçası Kadınları. birisini sevdiğinde, birisine güzel bir şey söylemek istediğinde Kaya'nın kendini övmekten başka bir şeyini görmedim ben. Yani hmm. kendi çektiği acıyı yüceltmeden kendi işte bak işte ben ne haldeyim işte falan filan karşısındaki böyle karşısındakini suçlu hissettirip kendisine borçlu çıkarmaktan başka manipülatif bir Türk Türk ilk gaslighting. Gaslighting gibi işte manipulative şey gibi yani bu benim işte... için biraz terapi gibi oldu bu söylediğin... çünkü benim annemle babam çok dinler ya ben sanki bana onların <gülüyor> işte <gülüyor> suçlayıcı bir sevgisi vardır. Ya, evet bana yani ne kadar zor abi. bir şey bir çift. Mesela düşün. şey yok yani hani işler yolunda gitmemiş. Mesela bir kavga gürültü olmuş. Kadın kapıyı çarpıp gitmiş. Kayağının bir kere oturup ben ne yaptım bu kadına da gitti diye düşündüğünü görmedim. Üç gündür tuvalete çıkmıyorum diye yani genelde onun şarkı sözleri. Ama senin yüzünden. Her şey. Her şey senin yüzünden. Yani sen gittin bak şimdi işte, ne, haldeyim? ne haldeyim devamlı bir de aç bitir salamıyorum Öyle Duygusal der. kal manipülasyon evet doğru. Yoğun çok, ya Çok doğru söylüyor. Bir de öyle der. Bir de artık dönsen de fayda etmezler. Hı. Ulan ha, tamam Kayahancım geliyorum. <laughs> yani biraz Babaeskide yani sen Babaeskide gittin. Benim de burada biraz işlerim vardı. Hani beş gün görüşemedik. Ama kadar... işler yolundayken de güzel şeyler Çok, söyler. Tabii. Sen de o bir evet. sen demesi var ya. Sen kıymetlisin. <laughs> ah çılgınıma ah, an olur. Canım çeker. E yine kendinden bahsediyor işler iyiken aslında. Ama yani evet. işte şey övmeyi biliyor galiba özür dilemeyi evet. bilmiyor. Önlenemez arzular ve yasaklı koylar üzerine. 2001 yılı falandı galiba 2000 olabilir kayağını göreceğim diye iki kilometre falan yüzmüştüm şeyde. <laughs> Sarımsaklı haybalık -ha. tarafında o Arthur'un orada bir şeyi varmış, yazdığı varmış. Hatta şey diyorlardı, yukarıdan bakıldığında Türk bayrağı şeklinde diyorlardı. Ben inanmadım yani. Çünkü... Türk bayrağı mı? Dikdörtgen mi? Ya Türk bayrağı şeklinde bir mimarisi yaptı. Ha ortaya Her olduk. şey biraz Türk bayrağına benziyor. Zaten o zaman drone yok, bir şey yok. yani Hiçbir şey yok. Milletin şey, sözüyle girdik denize yani. Hani <laughs> drone şey. Drone yok, bir şey yok deyip, <laughs> helikopteri tamam. Ya tabii. <laughs> hayır şey olarak diyorum. Yani helikopter herkesin bir elinde drone, değil de. Bir şey, ya, drone, şey tamam. drone dedim. Çok. Komik. Bir drone olabilir mi? Bir helikopter olamaz herhalde. Ya tabii ki. tabii ki. Dediler ki kayağın şu ileriden giriyor hmm. denize. Tamam. Bu, bu, senede burada dediler. Tamam, tamam daha fazla bir şey söylemeye <laughs> gidiyorum diyor. <laughs> biz de arkadaşlarımızla etmiş ya. Biz de arkadaşlarımızla vodka içiyorduk sahilde. Sonra dediler ki ya <laughs> kayan buradaymış. <laughs> Ama biraz yüzmemiz gerekiyor. Abi yüz 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 iki yani gerçekten bir buçuk iki koy yüzdük. Çok kötü olanlar oldu. Hiç Böyle hani kayağına da ulaşamadık. Bok gibi bir yere çıktık sahile. Jandarma var gidin buradan falan diyor böyle o işte. O benim de başıma geldi ya Abi deniz ki, zekal, jandarmanın yorulduk. git <laughs> Nasıl gidelim gelin denize gidin kardeşim diyor jandarma yani. Sınırları. Nasıl geldiyseniz. Denizden gelmişsiniz. Yani biz kayağını görmeye geldik dediğinde jandarma da hiçbir etki yaratmamıştı. Yani biz belki şey diyorduk hani jandarma sonuçta kaya milliyetçi biri ya. Evet. Yani oradan bir şey gibi algılanabilir. Hani bir devlet değeridir Kayahan'da Milletimizin Demek deviridir. ki devleti Demek çok seviyorsunuz siz de Benim çocuklar. askerliğim yanar dedi jandarma abi oradaki. Siz çocuklar oradan yavaş yavaş yüze yüze gidin dedi. çok <laughs> yaklaşmadan Ama devletle karşılaştık. Devleti görmüş Devleti olduk. Devleti gördük. Ve sınırlarınızı gördünüz. Tabii Ve evet ki. kendi evet. sınırlarınızı gördünüz. Denizlerde, Bedenden. doğada kafanıza göre gezemeyeceğinizi gördünüz. Öyle. gördünüz. İşte yani Kaya'nın böyle bir gücü vardı. Herkese kendi içindeki bilmediği yönlerini, şeylerini, güçlerini, zayıflıklarını gösterebilen. Gördüğün ilk de meşhur herhalde insandı. Evet. Hatırlamıyorum da Bu dur bakayım. nokta. Daha önce kimi görmüş oldunuz? Belki belediye başkanıdır en... Meşhur. Yok sanatçı olarak He. bence ya da eğlence dünyası. Evet evet yok kayan Gör. Benim de Nilkar İbrahim Gerçekten mi? Tabii İkonun iken... mu? Yok ilk gördüğüm meşhur. <laughs> ha ilk gördüğüm meşhur. Ama o zaman ikonumdu Özgür kız Türk reklamında Tabii. Özgür kızı Çantayı alıyor çıkıyor çok ondan etkileniyordum. Çok havalıydı, çok havalıydı, havalıydı ilk arayıp gördüğümde bir. titremiştim albümü de çok seviyordum uzaylarla ilgili şarkıları olan bir insan güzel bir albüm vardı kek vardı kek yaptım sana öyle aldatılma hikayesi. Sana yani. kek yaptım o kadar çok an şey yapıyorum ki söylüyorum ki çocuğa. Gerçekten mi? O bir aldatma hikayesi aldatılma hikayesi. Niye kek yapıyor? Üç yumurta yıkılır. İşte sonra o keki yaptıktan sonra oğlanın kapısına gidiyor. Ve meğersem zina varmış Hiç o evde. Hiç ilgilenmemişim ben orasıyla. Ben de ile, sadece ha. kek. Ben de tatlı. Nakarata hani takılmışsınız. Sevgilisine kek yapmış. Lan ne ediliyorum. Yediriyor. Yani işte Friends izlemiş. Sen i̇şte. de bilmem neyi görünce kalktın bana kelek yaptın diye Öyle diyordum. mi? Valla ben oralarına hiç gelmedim şarkıda. Peki Demek klipten ki... mi çıkardın sözlerden mi çıkardın? Sözlerden klipte gerçekten sadece kek yapıyor ve çok neşesi yerinde. Al basılmayı tamam. yukarıda ciddi almamız da tatlı bence. Evet. İnsan anlayışının ötesinde olaylar üzerine. Yine Kayağan'da olacak. önce <laughs> şey çıkardılar e, ön grup olarak. Çok iyi Michael Jackson dansı yapan çocuklar da onu <laughs> çıkarttılar. <laughs> evet o parkede döndü etti böyle kafayı. Bizim milli bir değerimizdir iyi Michael Jackson yapan çocuk. Bizim lisede bir çocuk vardı. Bunu profesyonel olarak yapıyordu. Evet, <laughs> yani. Moonwalk. Para ya bu dans bu dansın dünya takipçileri varmış ve bir şey. Çarıldı mıydı? Çarlı... Çıktı. Çarlı... AVM'lere gidiyordu. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Keşke adını hatırlasam açar bakardım. Yani vallahi çok güzel bir meslek ya. Yani Öyle akşam gel saat 6 gibi Moonwalk yapacaksın. 500 TL. Abi 500 TL ben, benim geçen benim seneki... Benim gelişim o. Benim yolum ne kadar Geçen seneki abi bak. Ayakkabılar kaç para oldu. Tabii. Şey kaç para oldu. Ben size Bunun çok acı bir şey, şapkası. Çok acı ve paranormal ve tüylerinizi diken diken edecek bir şey söyleyeyim. Ee, Ebru'nun bir tane çok güzel Michael Jackson dolu vardı gerçekçi. Şimdi Hı -hı. Şey, oyuncak bebeği, Barbie Hı -hı. bebeği vardı. Michael ben Jackson. ben Bunu anlıyordum. İyi hissetmedim Ve gidişatla ilgili. Sebe de bir kere giyerdi. <laughs> Sadece doğum Bugün günlerinde MJ rahmetlinin. Yine. Ferhan Michael Çağlar öldür. Evet, <laughs> Onu tepeden tırnağa anacağımız. Çok... Yok, böyle bir Barbie bebek... Ama çok gerçek, çok güzel bir zaten matelim mi ne böyle kalite Hı -hı. yani bir şey. Michael Jackson'ın ölüm haberini aldığımız hafta bütün saçları döküldü o bebeğin. Aa evet. Paranormal bir olay. Gitti mi? Yoksa saldır. Ebru ara ara yoldu mu? Nasıl ölürsün kral? Nasıl Yok, ölürsün hayır. Hani, kendi kendine Sa döktü. Gözyaşları falan kendi kendine. Ha gözyaşları tuzlu olduğu için şey midir? Evet. Yok gözyaşı Belki. dökmedik ya. Dökmediniz mi? <laughs> Yok ama gözümüzün önünde nasıl dökülebilir saçları ya da şey mi oldu tam denk geldi belki de. Vay be. Her, her şey... şeyiyle öldü yani. Her şeyin mutlaka bilimsel bir açıklaması vardır ama ben o kadar ilgilenmiyorum. <laughs> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> ben güzel. Güzel bir beni şey o kadar oldu, alakalı oldu ya evet. bence. Yani bunu düşünün yani bizim görmediğimiz bilmediğimiz ee, çok da zaten bize etkide etmeyen bir sürü olaylar oluyor dünyada. Merhaba. Kaltın Podcast'i, Kaltın Dostları özel yılbaşı bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda, dün yanımızda Nazlı Bulun vardı. Çok özel bir dostumuz. Bugün yanımızda çok özel bir dostumuz Hasan İnceler var. Hasan hoş geldin. Ben hayvan değilim. Ben hayvan değilim. O şaka değil geçmez herhalde. O ne demek ki? Yani? Hani hayvan dostları olur ya. Hani dost Bugün dostlarımız yanında yanımızda diye. Oğlum o bir oh. şaka. Onu <laughs> <Oğlum, gülüyor> sen söylemesen o nereden? Yine e, kitabın ortasından konuştum. Tamam pardon. Ama Allah'tan koyduğumuz Ama ben hayvan aşağılık olarak değil. Keşke hayvan olabilsem. Tabii ki. Ben yani. hayvan olamam. O kadar saf bir yaratık değilim yani o anlamda söyledim. Sen hayvan olsam büyük bir ihtimalle ne olurdun biliyor musun? Panda. Bana öyle geliyor. Ben hep yarası olarak düşünüyorum kendimi. Panda tatlı bir hayvandır. Suratı biraz yayvandır. <laughs> Hasancığım. Bunu hiçbir zaman unutma. Kafası da gövdesine göre biraz büyüktür. <gülüyor> <gülüyor> bir de yani o pençeler O ağız Yani ağzının içi diş dolu Hayvan demiş ki ben bundan sonra bambu yiyeceğim başka hiçbir şey yemeyeceğim. Bambula Geçen gün diyordun ya ben bir daha kavga etmem hayatım boyunca Hay kavga etmek hayvanlık diye. Evet sen de öylesin ya yani ellerin pençe, senin kafan kocaman, senin ağzın sivri diş dolu yani seni gören zaten bir kenara çekiliyor eyvah bu adamın belli ki ters pis diye. Kavga evet. eden köylüdür demişti. Ama Kavga eden köylüdür dedi. Ne kadar de onu kırıyor. Peki panda sence köylü bir hayvan mı? Kesinlikle. Ya da her hayvan hayır, hayır değil. köylü müdür? Değil. Değil. <laughs> Şeyi hayvan düşünüyor musunuz? Onunla da ilgili konuşabiliriz. Bir tane bilmiyorum. belgesel biliyorum. Ee, bir çöplük için yer seçilmiş. Oraya eskiden pandalar geliyormuş. Ayılar da geliyormuş. Pandalar da geliyormuş. Büyük bir ihtimalle coğrafi Çin falan mı? Oralar evet tabii mı? ki. Hı -hı. Ama Çöp döküldükten sonra bu pandalar için bir cehenneme dönüşmüş. Ayılar için ise bir cennete dönüşmüş hmm. derler. Yani. <laughs> Mr. Panda vardı hatırlıyor musun dondurma? Türkiye'nin ilk şapkalı dondurmasıdır evet. Mr. Panda. Oğlum o benim ilk bağımlılığımdı. Çok güzeldi. Bu Hasan... benim daha doğrusu pardon. Aynı döneme mi denk geliyorlar tam hatırlamıyorum. Ama kutu iced tea ve şapkalı panda <laughs> aynı dönem varımı yoğumu anım babamı tanımayacağım noktaya geldiğim ilk galiba her şeyi bir bağımlılık nesnesi haline getirebildim için çünkü bir arada Japon yapıştırıcısı koklayıp sonra onu tırnağıma döküyordum sonra da kurumasını bekleyip tırnağımdan dişlerimle kazıyordum böyle bir alışık <laughs> şeyim vardı. Çocuklukta çok az idol var ya bizim özellikle yetiştiğimiz dönemde. Ben o Mr. Panda çıktığında o şeylere benzetmiştim bizim eve yapan sıvacı amcaların Çekomastikleri vardı ya <laughs> onu yani yapı malzemesi gibi yenilebilecek şeyler arttığında ben çok mutlu olmaya evet, başlamıştım. Evet bir mekanizması vardı gerçekten şey vardı bir ufak ben insan hareketli hareketli ben bir vardı. insan olarak en büyük havamı atmak için sosyal olarak yani ben Hı -hı. sosyalliği öyle görüyordum mesela bir hani nasıl gelişti derseniz Hı -hı, tek evet. seçenek ben mesela güzel bir arkadaşlarla şov yapmak için şey yapıyordum. Mesela bir hamburgerci açılmıştı bizim orada. Ve hamburgerciye gittik biz. Edirne mi? Edirne'de. Hı -hı. Baca diye bir yer vardı işte. Hı -hı. Baca'da hamburgerci açılmıştı. Çok iyi böyle. Adını unuttum şimdi. Bir şov olarak şey yapmıştım. Acabim hamburgeri yani. gel yedim abim. Evet. Ağzımda çiğnedim çiğnedim çiğnedim. Sonra da tuvalete gidiyorum diye ağzımda hamburgeri hiç yutmadan tuvalete gittim. Sonra da elimde bir top yaptım onu tamam mı? İlgiyle dinliyorum Hasan. <laughs> Vallahi bak. Ee? İşte bir de şöyle bir durum vardı. Benden şimdi normalde üçümüz buluşup gidecektik. Daha önce de buna benzer bir şey yapmaya çalışmıştım. Onu hatırlamıyorum ama benden bir tık şey olmuştu ya yani yanlış bir şey yaptığımı bana anlatmaya çalıştıkları bir deneyim yaşatmışlar. Yaşatmışım onlara gibi. Yani kötü kim, cihaz, ya kötü bir deneyim. Özkan'la Kıvanç galiba. Özkan'la hmm. Kıvanç da aynı. Neyse işte. Ben benden... selam olsun mu? <laughs> Olmasın. Olsun olsun olsun. <laughs> Allah olsun. Allah tamam. Ya işte bir kere daha onlarla buluşacaktık, buluşmuştuk ve ben sanki yanlış bir şeyler yapıyormuşum gibi onların yanında sanki... Sen ne yapsın şu anlat bakalım ya bir dakika önce. İşte ağzına Bize... top yaptım hamburgeri. Tamam. Sonra da böyle işte bir peçete gibi bir şeye sardım sonra şey dedim işte. Ağzındaki hamburgeri çıkarıp evet, evet. elinde top mu yaptın çiğnenmiş <laughs> <Evet>. hamburgeri? Sen yanlış bir şey yapmışsın aslında Onu da şey mi yapacaktın yoksa hani sen çok fazla güzel kızartma videoları izliyorsun ya. Ama o zaman da izlemiyorsun. <laughs> o zaman da izlemiyordun herhalde. Onu da pamko ve yumurta ya sarıp bir daha deep fried yapıp mı derin oh. yağda kızartıp mı? Çok iyi şey. ya. bu o Sadece şey bir şey. sadece birinin kendi yiyebileceği bir yiyecek olarak. <laughs> çünkü ağzından çıkıyor. Evet, kuş gibi işte. Evet. <laughs> yani mesela dört kişilik bir ekibe yapacaksın. Herkes tek koyardım zaten. Her Hamal Herkesi <laughs> adını. tek tek çağırman lazım. İşte önce anneni çağırıyorsun. <laughs> Anneciğim bir gel şu. <laughs> e, ee, hamburgeri bir çiğne bakalım. Çiğne çiğne çiğne. çiğne. Dedeciğim gelsene herkesin de. hamburger, herkesin hamburgeri. çiğnenmiş hamburger topu ayrı. ayrı Sonra bu, onları tekrar. Başkasının ağzından çıkan hamburger yumurta, topu. Yumurta, yağ, kere... panko. Derin oh. yağda. Of çok, çok çirkinmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Nevi şahsına münhasır. Ama bence <laughs> çok güzel bir şey ya. Çünkü ee? o şey oluyordu neyse. <laughs> ya aslında kendi balçığınla şey yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> kuşlar da öyle yiyorsun evet, yapar. Sen çalışıyor. ne yapmak istedin o şeyi? Ya ben topla. ben böyle bir şaka yapmak istedim. Yani o zaman için şey yine böyle şaka ya kötü şaka yapma evet. şeyim var, Hı. hevesim vardı. Ama bunu gerçekten kötü şaka şey yapmak için yapmıyordum yani sonuç itibariyle. Evet. Ya sen iyi olduğunu düşündüğün bir şaka yapmak Hayır, istiyordun mu? Evet. O. Yani şey <laughs> e, bunu istiyordun. <laughs> eee çekmeye çalışıyordum ve şey ya şey de merak ediyordum. Hani biraz hani yaşım gereği yani benim daha ön, kaç uzun kaç yaş yani ilkokul ha, bayağı ikiye küçüksün. falan gidiyoruz canım. Tabii ben hmm. yaşım gereği diyorum Oğlum, ki önümde... ben de önümde... akıllıca zekice bir şey bekliyorum. Bayağı gerizekalıca zaten gerizekalıca bir şey yapmanın yaşında yapmışsın bir şey. E, 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 ben zannettim de. ki ortaokulda falan... Ben de ve öyle ...ve onu sanırım. böyle cebinden çıkartıp Lise bir böyle lafla sonlandıracaksın <gülüyor> şakalı. <gülüyor> Oğlum Edirne o zaman hamburgerle bayağı erken tanışmış. Ama öyle hamburger McDonald's gibi falan değil. Olsun olsun ama evet. form olarak hamburger yani. Ama şu an itibariyle yani. şu Eskişehir'de şu... trash bir hamburgerci vardı. diyor. Pino. Trash değil lan güzel. Ama tabii yani hani... E, ya yani pına yıllarca Pınar'ın ürünleriyle hava attılar yani öyle söyleyeyim Hiç <laughs> 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 kendinden evet, bir şey katmak ben yok. diyecektim. Pınar ya yani reklam gibi olmasın asla. Pınar hamburger şeycisiydi o da hamburger. Evet. Şeycisiydi. Ve bir daha benle asla görüşmedim. Sen ne yaptın bir sonra, sonra? <laughs> o, o topu alıp ne yaptın? Onları tuvaletten geri mi getirdin ağzında? Onu <laughs> tane peçete <laughs> oraya hayır bir tane peçete bir tane peçeteye sardım. Sonra masaya geri döndüm. Sonra da peçeteyi böyle hiç şey yapmadan onlara çaktırmadan çaktırmadan diğer masada duran başka peçetenin üstüne koydum işte. Size bir şey göstermek istiyorum dedim. Siz benim hamburger yediğimi zannediyorsunuz ama hamburger şu an burada duruyor. Üstelik bambaşka bir formda gibisinden bir şey söyledim. E, şey mi sandın onlar? Kakan mı Yok, sandın? Yok görmediler başka? onu. Yani o sırada ha, dikkat tamam. Biz konuşuyorduk işte ben hiç konuşurken cebimden çıkartıp oraya koydum işte. Of. Çok kötü bir şey. Yani şey oldu mu? Hı? Bunun... Mesela ya abi yankıları bak, ne oldu? Hay, yankısı acaba? olmadı. Zaten en büyük tepkileri <laughs> oldu. O abi o kadar büyük sessizlik oldu ki yani Hı. Ya çok kötü bir deneyimdi. Yedim mi sonra tekrar peki? ya hamburger? yedim yedim ben onu yedim. Oğlum ben ha. o çocukların yerine koyuyorum kendimi. Tamam mı? O yaştayım. Arkadaşım tuvalete gitti geldi. Peçeteyle önüne koyuyor hamburger aslında bu diye. Ben direkt kakası sanırım. Yani Yani, <laughs> yani şey bunun çıktısını getirdi. Ben çok kötü oldum çocuklar. Siz de hani kötü oldunuz mu gibi bir şey de. Hayır. Ben hiç aslında benim oradaki çiğnediğin. Benim orada gösterdin mi peki onun ne o, nasıl olduğunu? gösterdim. Ha, tabii ki. Ya zaten şey dedim ya hani daha da yani o şey mevzu uzadıkça daha da çirkinleşti. <laughs> Ve ne bileyim. Neyse. Bu burada, ben burada... bunu görseydim o yaşta <laughs> ya Siz derdim o bu... dönemlerde tanışmıyordunuz değil <laughs> mi yok. Çok sonra da... ama yani o dönem görseydim ya derdim bu mucize bir çocuk nasıl hayatta kalmaya devam ediyor? Ben buna tutunacağım. Çünkü herkesin hayatında bir mucizeye ihtiyaç vardır. Eğer görseydim böyle ağzından hamburgeri çıkartıp <laughs> selpa sarıp böyle bir şey yapmaya çalıştığını insanları güldürmeye çalıştı. Sonra da geri yemesi ya beni biraz ben şey geri bak yeme güzel aslında ben şeyi anlıyorum geri ve yeme. çok takdir ediyorum. Şimdi insanlar birbirlerinin dikkatini celbetmek için birbirlerinin takdirini kazanmak için özellikle çocuklar çok çaba harcar. Sen burada prodüksiyona gitmişsin. O benim hoşuma gitti. Yani buradı, bir tabii şey ki. var burada, bir plan planlama var, bir iki işe koyulma var, bir de bir ürün çıkarmışsın ya sen ortaya. Bir de onu götürmüşsün. Be benim canım benim canım şeye çok sıkılıyordu. Mesela özellikle de kadınlar varsa ortamda, hı hı. kızlar varsa küçük kızlar. Hı hı. Ben de yani ben de küçüktüm o zaman. Ee, <gülüyor> çocuklar <gülüyor> varsa işte neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne Bu <denir, gülüyor> çok iyi koymak yaşıtın, lazım. Ya. senin yaşatın. 10 yaşında kızlar benim. varsa. Ben abi şey söylemekten çok utanıyordum. Yemek yediğimi ve yuttu ya şey yediğim yemeğin yutulduğunu görünmekten çok fayda. Oğlum bu nasıl bir hobi? Şey, çünkü şu bu de yemek yiyor Kırtlak ki hareketini görmekten bir şey oluyordum? Evet. Ya yani şey olarak oluyordun. bir yandan ondan rahatsız oluyordum. Hele ortamda kız varsa hiçbir şey yiyemiyordum. Çünkü ha. bu yutuluyorsa eğer büyük ihtimalle bu kaka da yapıyordur gibi bir şey. Ya ve benim benim kaka yaparken hayal etmesini istemiyordum. Oğlum bunlar nasıl kıymetli psikolojik sorunlar yani. Evet bunların... Abi ben zaten psikolara gittim. Para verilmesi lazım bunlara. Şey ödenmesi yani lazım. Telif ödenmesi senin lazım. Kaka yani. yaptığının bilinmesini istemiyordum. Istemiyor Yok istemiyordum mıydı? abi. Eti... Evden çıksın bu bilgi evden çıksın istemiyordum. Vallahi. <laughs> 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 Hayır o yüzden Çok yemek yiyemiyorum şey mi? Misafirlikte de mesela nefret ediyordum bu şeyden. Hmm. Ya yani böyle başkasının yanında yemek Ama sen Ayıp yemeği de çok geliyordu. seviyorsun. Ama çok seviyorum. Yani sen o zaman şey, çok kısa bir dönem bu. Sana ama. biri hiç kaka yapmayan biri olduğuna mı inanıyordun sen? Bir kere bir tane şey vardı. Neydi kadının adı? kızın adı? Mesela bir tane Kızımdan hoşlandığım Neyse, de. hoşlandığım bir Hı -hı. kız vardı diyelim. Bir şekilde beni anladığını düşünüyordum ve bana Casper anlatıyordu mesela. Casper'ın bir şeyini anlatıyordu. Ben böyle hep yani neyse. Hı. Ne mesela? Diyelim ki bana böyle güzel bir şeyler anlatıyordu. Ben böyle şey yapıyordum işte. E, dinliyordum ve bir şekilde böyle şey diyordu işte. Hadi simit yiyelim veya bir kere döner istemişti mesela. Hmm. Abi ha bir leblebi tozu yemiştik mesela. Leblebi tozu yemiştik. Leblebi tozu kritik bir eşiktir. Evet. İkili <laughs> ilişkilerde yani <laughs> özellikle ilkokuldaki. Sonradan onunla bir şey yemek hoşuma gitmeye başladı. Hı. Çünkü çok romantik geliyordu mesela bu. Bilmiyorum size hiç oldu mu? Ya ben ya şey şöyle yani. Bana hayatım boyunca hiçbir şey olmadı ya. Abi <laughs> şöyle bir şey değil mi? Mesela o zaman için söylüyorum tabii ki. O zaman zaten bir şey olmuyordu. Çocuk çocukken bir sırrımı paylaşıyormuşum gibi hissediyordum Hı -hı. onda beraber bir şey yerken. Ya bu sanki özel bir şeymiş gibi. Ben de ilkokulda aşık olduğum bir kız vardı. Adı Vildan'dı. Bizim okul Anadolu Üniversitesi'nin içinde bir işte Benimki bir de Turgut Okulu biz öğle yemeğine gidiyorduk. Yani tam günde okul. Ben ilkokul 2 veya 3'te Vildan'ı etkilemek için o gün öğlen çıkan yemekte çıkan peynir tatlısını peçeteye sarıp cebime koymuştum ben de. Ve hani ona sunacaktım. Ama o tatlı peçetenin şeyini emmiş şerbeti. Tatlıyı götürdüğünde bana diyor ki bu ne iğrenç bir şey git. O şey gibi sandı. Onu ee, ne der hani o zamanlar tiksindirmeye çalışmalı şakayla da kızların dikkatini celbetme vardı ya ben korkarsın. Evet ben bildiğin aslında şeydim orada. Çok iyi bir yemek yapmış yani kebapçı gibi önüne getirmiştim. O şey sandı. Öf, yani bu bu artık nasıl bir şaka gibi bir şaka sanmıştı. Ben orada kalbim o kadar kırılmıştı ki çünkü ben tatlımı ona götürmüştüm aslında. Hani ben yemedim sana sunuyorum diye. Seni çok iyi anlıyorum. Sonra da çok geri zekalı bir çocuktan hoşlanmaya başladı. Bizim sınıftaki Mehmet diye. Ve ondan sonra ona şey, şöyle bir şarkı yapmıştı. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi cetvel kimdeyse benim gönlüm onun Mavi cetvel bir tek Mehmet'te var bakıyorum. Zaten içeride... Açığa o... da vurmaya çalışıyor. Açığa da vurdu. Dedim ki rezalet ya ben çıkıyorum bu işten bu <laughs> sektörde. Böyle ilerlemeyeceğim dedim bundan sonra yani hayatta. <laughs> bundan sonra Asla biraz yani. daha dikkat edeceğim. Evet dikkat edeceğim en azından yani. İkiniz adına çok mutlu oldum. Ben sizin anlattığınız dönemde... Bizim okulun bahçe, Battal Bahçe'deydi bizim okul. Daha önce söylemiştim bunu. Battal Bahçe bir semt mi? Battal Bahçe, Babeski'nin dışında bir arazi. Yani büyük Hı. olduğu için Battal demişler. Orada He. bahçe varmış, bahçe demişler. Ee, yanında işte mezarlık vardı, başka hiçbir şey yoktu. Oraya kocaman bir okul yapmışlardı. İçine de aceleye geldi ya da bir şey oldu para bitti büyük ihtimalle. Bahçesine pota koyamadılar, kale koyamadılar. Taş döktüler, beyaz taş döktüler akvaryum gibi. Hı. Ama böyle çakıl taşı büyüklüğünde. Ondan sonra onları böyle üstünden geçip bir şey yapacaklardı galiba. Yani böyle asfalt gibi bir şey yapacaklardı. Onu da yapamadılar. Orası böyle akvaryum zemini gibi kaldı. Biz arkadaşlarımla... Siz orada suyu çekilmiş bir akvaryumun, akvaryumun dibinde, dibinde balıklar gibi. Evet iğrenç. <laughs> Onu o beyaz <gülüyor> taşları <gülüyor> alıp şey yapıyorduk. Çok uzağa gidiyorduk. <laughs> Ondan sonra birisi ağzını açıyordu, öteki taraftaki. Biz o taşları atarak birbirimizin ağzına ne? sokmaya çalışıyorduk. Bu nasıl bir oyun ya? Evet. Ya ki bir <gülüyor> sonra <gülüyor> Sonra birisi başardı. Sonra o o zaman anladık yani bunun şey ama şey çok hoşumuza gidiyordu. Yani birisi başardığında çok ender olan bir şey. Ve gerçekten çok acı o ağzın yani çok uzaktan ağzının içine taş girdiğinde. Onun için mişin kırılmıyor muydu zaten Sizde yani? Dilini e, şöyle yapıyordum. Ha. Tam diline gelsin ki dilimin çok dilimiz morarmıştı. Bir dilim morarabileceğini o zaman öğrenmiştim. Ama şey ya yani böyle piyango ya olacak bir şey değil. Hani gerçekten o senin başına gelince de özel hissediyordun. Yani kimsenin değil <laughs> benim ağzıma girdi o taş. <laughs> <laughs> benim de romantik hikayem bu o dönemde. çok güzel bir şey. Bir de bir kıza ya. gidip Aa, bu gözlükler kolormatik değil mi demiştim. O da evet demişti. Ondan sonra güneş deyince mi renk değiştiriyor demiştim. Evet demişti. Sonra <gülüyor> <gülüyor> içeri girince mi işte şey yapıyor. İçeri girince şey yapıyor mu demiştim. Sen ee, herhalde şey... Baba Eski'nin ilk FETÖ'cü kızıyla mı? Evet sonra Şimdi zaten onu far onu fark ettim Hı -hı. şeyi eteği çok uzundu. Eteği çok uzun olduğu için evet. zaten dikkatimi çekmişti. <laughs> o... Etek bilekte etek bilek diyorduk biz de ya. Şey ya çok alınmıştı üstüne ben yani onunla konuştuğum için. Sonra özür de demedim niye diyeyim ya. Deniz Yılanlı bir erotik korku filmi üzerine isterseniz birlikte bir zaman makinesine binelim. Ee, birlikte tuşlara basalım. Hasan'ın ortaokuluna gidelim. Hasan artık ilkokul 2'de değil. Hasan artık ortaokulda. Ve ne diyor Hasan? Hasan'cığım bize biraz anlatırsın. Hasan'ın Hasan artık o günü, teri o gün... çocuk gibi kokmuyor. <laughs> Çemen gibi kokuyor. gibi kokuyor. Çemen gibi kokuyor. <laughs> Halı gibi bir şey olmuş Hasan. Hasan merhaba. Bilemezsiniz. Hasan'ın... E... Hasan o günkü Hasan ne diyor bize biraz anlatır mısın? O günkü Hasan bir merhaba diyebilir mi bize? Merhaba. Tamam. <laughs> yani çok uzun şey kışları kısa yazları çok uzundu. Onu hatırlıyorum. Gerçekten. Çok uzun yazlar hatırlıyorum. Yani yıllar Bülent süren... gibi şeyler söylüyorsun Şöyle şu şu bir an şey sen vardı değil mi? Şöyle bir şey var. Yani onu kesin eminiz. Zaman galiba göreceli bir şey. <gülüyor> 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 Diyorlar. <gülüyor> Kuruda. Bir buçuk ay süren bir akşam hatırlar mısınız hiç? Gerçekten bir akşam ben gerçekten bir gün ateşim çıkmıştı Şarköy'de. Uh -huh. Bir buçuk ay sürmüştü ya gibi gelmişti bana. Bir tane de böyle deniz yılanlarıyla ilgili bir film vardı. Erotik filmdi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiçbir deniz şekilde abi bir şey deniz yılanlı erotik bir film görmüştüm abi. Abi yılanlı erotik film konusunda eski şehirde de çok uzun süre beyinleri kurcalayan bir şehir efsanesi dönmüştü. Bizim canı biliyorsun Hı. nursuz kaşsız o demişti bir tane yılanlı bir film vardı hatırlıyor musunuz deniz yılanlı mı yılanlı mı deniz yılanlı Hı. küvete de girmeli gibi papaz bir adam varmış sakalları böyle hani ...bezirgan sakallı bir adam küvette bir kadın sadece anlar var galiba o dönem bir karabasan şeyi hasıl oluyor yani ortak de. bir karabasan Kültürü yaşandı Üç ve herkes bunu Show TV'de izlediğini düşünüyordu. E, sen de, mi ben de Show TV'de. Bak işte. Abi bak görüyor musun? Işte yani? bak, <laughs> görüyor musun <laughs> bak işte. Oğlum, herke, herkes sana olur. bir filmin varlığından bahsetmiş, sen inanmamışsın hiçbir şekilde ve şeye vurmuşsun. Toplu histeriye vurmuşsun. Abi film. Oysa, yok oysa film, izle. Yok o, oysa Erman, yansız, yok. Yemin ediyorum yok O zaman sana filmimden olmaz bir bilgi vereceğim. Senin izlemediğin filmler <gülüyor> var. <gülüyor> Ben sen şunu mu diyorsun? Benim izlemediğim filmleri sanrı olarak mı düşünüyorum sen? Her İnsanlar şey, tamam, Sen her şeyde böyle. Yani sen yemekte de böylesin. Çok fazla elektronik alette de böylesin. Görmediğin şeyi yok. Siz öyle sanıyorsunuz diyorsun. <laughs> Abi öyle değil bak. bak <laughs> öyle bir Ama aslında, bak hem Eskişehir'de izlemişler hem de aynı kanalda izlemişler hem Eskişehir'de Evet. O, bu rüya Dink. bu bu adamı diye rüya gibi adam. İkisi de ateşli rüya gibi anlatıyor. Değil mi bak işte sen de öyle hissettin. Ateşim çıkmıştı. Tamam ne sen Bence senin, şöyle anlat. bir şey oldu. Bir böyle bağırsak e, enfeksiyon salgını oldu Olabilir abi. Türkiye'de ve o dönem Show TV'de anlaşılması zor bir film yayınlandı. Her şey birbirine karıştı. Aynı gün tombul salam yiyen birkaç bölgedeki insan aynı şeylere mi maruz kaldı diyorsun. Belki de olabilir bilmiyorum. <laughs> sen ne gördün? Ya da ne hissettin? Peki. Yani ben <laughs> rahatsız oldum. <laughs> yani erotik film izleme modunda değildim. Çok iyi anlıyorum neden bahsettiğini. Yani ben o, de... o senin keyfine kalmış bir şey değil ki. Doğru. Ergen değil misin oğlum? Ergenim. Erotik film izleme modunda değilim diye bir şey. Ergenlikte ben çok doğru bir cümle geçer yok. yok cümle inan, i̇nan bazı günler... Titriyordum oğlum, abi. Bazı günler şey yapıyorsun. Ve kesinlikle... Ben bir, bir günlük izin istiyorum diyorsun. <laughs> evet. Yani ben her gün buradayım. Ya bu, bu vatanın bir karış toprağı için canımı vermeye hazırım. 365 gün nöbetteyim ama evet. bugünlük izniniz Bu izninizdir. bizim şey gibi değil mi? Hani New Year Resolutions. Ben dedim ya sana 2022'de evet. penisi bırakmayı düşünüyorum. Evet. Sen bırakırsan ben de bırakacağım. Evet dedi Arman bana. Hani penisten vazgeçeceğiz dedik yani. bir sorduğunda Ah! Hayır, o, penis <laughs> kullanıyorum." <laughs> 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 ya da böyle hani bir şey. Vallahi yaklaşık kaç oldu? Üç buçuk desen. <laughs> üç dört yıldır penis kullanmıyorum. Ama ara ara aklıma geliyor, canım çekiyor. Vallahi şimdi ki, versen kullanırım <gülüyor> tabii. <gülüyor> bir tane. Ulan acaba bir tane ya yardım etsem mı? bir tane, <laughs> tane yaksam mı? mı? Yok diyorum. Ama Allah bizi o günlerden korusun. Çünkü <laughs> penissiz çok daha güzel her şey <laughs> gibi. Yani ama şeyde ama bunu 40 yaşında diyebilirsin de. Ergenlikte penisten istifa etmek çok zor, çok zor Şimdi şey bir şey. Bir, günlük, iki günlük izin aralıyorduk zaten. Çok yoğun çalışma evet. temposuyla geçen. Penise penis de denmezdi o zaman. Eee... o dönem, o dönem en azından. Tam şeyini bulamamıştık. Tam böyle ismini bulamamıştık. Karanlık bir dönemdi. Delikanlılık derlerdi. Evet. Ya şu Çünkü... şeyi su kova şakasını bir alabilir miyim? Aynen bir dakika sen ateşli günü anlatıyordun ya. Bir buçuk ay süren ateşli geceyi. Onu biraz hızlı geçtim evet. Yani yok yani onu anlatacaktım ama anlatmayayım. Geçmeyen günleri zamanın görecelini. Evet e, gerek yok. Evet o varmış. zaman, <laughs> o zamanlarda yaşanan <laughs> He, şöyle bir olaydan bir şey, Ben başladım. bir tane bilgisayar birazcık baştan alabilir miyim? Tabii ki. Proses bilgisayar diye bir bilgisayar şeyinde yani zaten şu anda kapalı reklama girmez. Giriyorsa da girsin zaten. O, ama yani 96 yılında, 97 yılında, mı? 97 yılında, 96 yılında kepenklerini kapatmış bir şeye yardım edeceksem ne mutlu bana. Asla da edemem. Yani et eteceğimi düşünmüyorum. Yani zamanda yolculuk yapabilecek duruma gelinirse. Belki de. Bu kaydı dinliyorsa Hiç... ancak o zaman proses bilgisayarcılığı. Proses. Proses. Profesyonel sistem. Ha, Vay be. Çok çok iyi. Hmm. Şey ne? Sahibinin adını tanıyorum. Timur. Biliyor musun? Timur, Timur <laughs> Bey. Timur Bey. Timur Bey'e <laughs> Bey buradan çok selamlar. Edirne'de miydi proses? Yazlık paramı ha. kazanmaya çalışıyordum. Yaz tamam. tatili paramı Hı -hı. kazanmaya çalışıyordum. Abartmayayım. 30 lira 30 milyon falan kazanmıştım. Hı, hı. İyi bir paraydı. Kaç ne, 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 ne gibi falan. bir hizmet karşılığı 36'da 30 milyon. Hı. Bayağı iyi Ama ya. 4 ay falan çalışmıştım. Tabi. Sen ne Çok az da, bir da para. veriyordu sana o parayı? Şey bilgisayar şeylerini şeyleri... Rüyalarımı anlatıyordum. <laughs> <laughs> ya yani işte şey bilgisayar kasalarını temizliyordum. Ama hmm. böyle gerçekten öğrenmiştim yani tam olarak nasıl temizleyince. Ee, neyse. Ben bitirdim abi işlerimi. güçlerimi O gün de son gün. Ya yani şımarıklık denen bir şey var tamam mı? Bu ben, benden asla yani gerçekten ölene kadar yok olmayacak bir şey. Ben bunu anladım. Çok şımarık bir yapım var. Hı hı. Yaratılış gereği. <laughs> evet. Ama o şımarıklık şey anlamında değil, kaprisli anlamında Hayır, değil. değil. Tarkan'ın şımarık. Evet. Ya da işte kuş şımarıklığı gibi değil evet, mi? Muhabbet kuşu şımarıklığı evet. yani. Evet. Yani Tarkan'ın bir ayrılık tasviri vardır. Ben yani Tarkan'ın neden sevildiğini şuna bağlıyorum. Kendi Hı -hı. adıma. Ayrılığı bile... Mesela şey var ya, Unutmamalı şarkısı var ya. Evet. Unutmamalı şarkısında bile asla bir kinaye yok. Nefret yok. Hı -hı. Güzel hatırlanması gerektiğini bahsediyordu ya mesela. O zaman ben çocuk aklımda bile... Ya aslında galiba çok iyi... Yani çok iyi çok iyi bir şey... Yani mesela Nazan Öncel de okey, iyiydi. Ama Nazan Öncel de hep bir... Tırnak vardı. Ama Tarkan'ın birçok şarkısının sözünde Nazan Öncel yazdı. Biliyorum, Hasancım. olabilir. Aksu ben Nazan Öncel, Aksu'yu asla şey için söylemiyorum. Tamam. Nazan yani Öncel Sen şey mi çıktım? diyorsun o zaman? Nazan Öncel, Sezen Aksu gibi Hı? yırtıcı kadınlar. Evet. Usulluklarını yani daha usul bilmelerini Tarkan üzerinden mi? Belki de. şey yaptılar. Belki e, de. Ne derler? Temize çıkardılar. Yani Tarkan üzerinden mi patlattılar? Halden anlayışı. Sen diyorsun ki biz çıkalım 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 sonra ayrılırken hiç olay yaratma herkes Hı. yolda gitsin. Kim? Sen. Yok hayır. <laughs> Tarkan tar ya o tatlı çocukken... tatlı ayrılma. Işte. Şimdi Hasan şeyi anlatıyor Hasan'ın şımarıklık dozunun. Alamet neler... farkasını anlatmaya çalışıyordum Tarkan'ın. Evet, Tarkan üzerinden. Oradan da. Kendine. Heh. Ama sen sen Prosis'in şımar... Tarkan'ı mıydın? Ya tamam. sen şu <laughs> Prosis Timur'un Tarkan'ı sen mı oldun? Şu sen şu şımarıklığı anlat bir ya ne yaptın ya? <laughs> 30 lirayla ne? 30 lirayla mı şöyle, bir şey yaptın? Son gün mü bir şey yaptın? İşimi kakanım şey yaptım. Sen şey? tanıyor musun lan Prosis'teki Timur Bey'i? Hayır tanımaz. Bey tanımam mı oğlum? Hı? Nasıl tanıyorsun? Ben lisede bir... gittim Edirne'ye. Suat yani. abi mi tanırsın belki? Prosis'i duydun tanıyorum. mu peki? Duydum. duydum. Duydun. Duydum. Vay işte duymuş. Olabilir. Yani sonuçta sen tanınan bir yerde çalıştın. Namlı bir bilgisayar dedim. Ama Arman büyük ihtimalle benim vesilemle duymuş. Sen benden ayrı mı duydun Prosis'i? Yok duymuş. şeyden duymuştum. Meclislerden duymuştum. Ha olabilir. Peki yani. orada bir çocuk çalışıyor şımarık falan gibi şeyler duydun mu? Yani böyle tatlı şımarık bir çocuk girdi oraya <laughs> Kafası, kafasına göre e, hareketlerde. Oğlum bulunan. sen Hasan'ı yani kaç, acaba hangi arka odanın arka odasında elinde kompresörle düşünebiliyor musun şeyde tozlar içinde <gülüyor> 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 kendi kendine This. tarkan söylerken. Sevdim din diye fanlarıcığı. <laughs> <çok sevdim, dün. gülüyor> Tanıdığım aşkı. Hasan'ı gören olmamıştır o zaman. Hasan'a şey diyorlardır. Toz yuma diyor. <laughs> toz, toz, toz prenses. İnanılmaz ya. Evet, hiç kimse beni görmüyor. Diyor. <laughs> toz şeker diyorlardır evet. belki Hasan. Bir kere şöyle bir şey olmuştu. Bir tane CD getirmişlerdi ve bu CD'yi internet demişlerdi. Aa. Ama ya yani internetin çok eskiden bu arada. Hı uh -huh. İnternet bunun içinde demişlerdi. İşte biz böyle nasıl olabilir ya? Yani kafamızda canlanmıyor. Oğlum bir tamam. şey söyleyeyim. Hı. Ben öyle bir adamın ilerlettiği medeniyetin bir şeyi olmak isterim, mensubu olmak isterim. Buyurun bu internet diye CD getirecek, kabanını çıkaracak gerektiğinde interneti koyacağız disk. Bu arada playera. internet yani CD'de internet vardı eskiden. Elbette. Yani şey var. senin mesela bağlantın yok. Ama ben şeyden bahsettim. Bütün internet bir CD'de. Yani bundan sonra hani o şey. <laughs> İnternet benim... ulaşım derdi bitti. O i̇nternet benim bir rüyam o benim bir tutkum. O benim bir hala geri dönmediler. <laughs> Ama bir yandan da bak şöyle bir şey var. Bir, o benim CD bir interneti doldurabilirsin. Çünkü internet nedir? Müziktir, evet. filmdir, fotoğraftır. Evet. Değil mi? Yazıdır. Evet. Yani herkes kendi internetini hala da CD'den alabilir aslında yani. İnternet İsterdi. best of yapabilirsin belki. <laughs> <laughs> i̇nternet 2021 diye bir CD çıkartıp <laughs> bence kesinlikle yani eğer dinleyicilerimiz bizi takip edenler isterlerse onlara bir güzel bir e, belki böyle limited 5 bir... tane falan bir internet özel 2021 CD'si hazırlayabiliriz. Ben çok isterim. Valla tanesini isterlerse şey desinler paraya tapıyor desinler tanesini 30 liradan satırım onu. Evet, çok güzel. Çok güzel.